Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Herkese günaydın. Hem stüdyomuzdaki izleyicilerimize hem de ekran karşısındaki izleyicilerimiz. Hepinize çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyoruz. Bugün program hem güzellik estetik hem sağlık üstüne dop dolu, yine her zamanki gibi. Bahar'la beraber güzelliğe de ağırlık vermeye başladık. Biraz estetik yapalım. Estetikte neler var? Yenilikler var. Hatta baştan yaratılanlar var. Hepsini bugün izliyor olacağız. Gelin bakalım bugün programda hangi konular var? Doktor Aytuğ'da bugün burun estetiğinden sedef hastalığına, liposuction'dan tiroid bozukluğuna kadar birçok önemli konu uzman konuklar eşliğinde mercek altına alınıyor. Tiroid bozukluğuna sebep olan faktörler nelerdir? Tiroid bozukluğuna bağlı olarak hangi hastalıklar görülür? Tiroid bezi hastalıkları nasıl teşhis edilir? Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Koray Arısoy, Doktor Aytuğ'u anlatıyor. İdeal burun nasıl olmalı? Burun estetiğinde en çok tercih edilen teknikler nelerdir? Burun estetiği ameliyatına karar verirken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı? Plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Ali Yanık, Doktor Aytuğ'u anlatıyor. Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık mı? Bitkisel yöntemlerle sedef hastalığı tedavi edilebilir mi? Sedef hastalığına sebep olan faktörler nelerdir? Doktor Mehmet İlteber Bahadır, Doktor Aytuğ'u anlatıyor. Liposuction nasıl uygulanır? Yüz ve gıdı bölgesine liposuction yapılabilir mi? Liposuction yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Leyla Arvas, Doktor Aytuğ'u anlatıyor. Az sonra. Evet efendim, gördüğünüz gibi çok çeşitli konular var programda ama ilki tiroid. Bu konuda bize sorularınız varsa lütfen telefonla 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail atmak istiyorsanız doktoraytu@tv360.com.tr e-mail adresimiz. İlk konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Koray Arısoy. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle böyle uzun soluklu güzel bir programa beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Bugün aslında çokça bahsedilen, toplumda da çok yaygın bir şikayet yaratan tiroid problemlerinden bahsedeceğiz. Aslında tiroid organını genelde hep şey diye anlatılır. İşte soluk borumuzun hemen önünde bir kelebek şeklinde organ diye herkesin bildiği ama çok gerçekten ciddi değerli bir organdır. Bir şey soracağım. Buyurun. Ne kadar büyüklüğü, ne kadar tiroid? Yaklaşık 30 gram kadar aslında işin aşağısı normali. 30 gram? Evet. Yani 30 gram... Yani 30 gram dediğiniz yani küçük şey. İki tane 30'ar gram çift taraflı olduğu için buna hani 50-60 gram diyebiliriz yaklaşık bir tarafında. Bu kadar bir organ ama inanın vücudun bütün dengelerini etki eden, bütün yani maestro dediğimiz orkestra şefi gibi vücudu yöneten bir organ. Evet, peki görüntülerimizi lütfen arka ekranımıza alalım. Onun üstünden konuşacağız. Çünkü yeri, yurdu çok önemli tiroidin. Yaptığı işler de çok önemli. Ne yapıyor temel olarak tiroid? Temel olarak tiroid iki tane önemli hormonu salgılıyor. Hem yapıyor hem salgılıyor. Bunlar T3, T4 dediğimiz hormonlar ki vücudun bütün metabolik dengesini değiştirebilen hormonlar. Ki ufacık oynamalar bile insan vücudunda büyük değişikliklere yol açabiliyor. T3 ve T4 diye iki tane hormonu üretiyor ve salgılıyor vücuda. Aynen öyle. Peki aynen. T3, T4 artarsa ne olur, azalırsa ne olur? Yani dengesi bozulursa ne olur? İşte çok güzel. Şöyle önce artarsa diye bahsedelim ki genelde toplumda zehirli guatr, biz tabii tıbbi olarak ama hipertiroidi diyoruz buna. Ancak toplumda zehirli guatr ya da iç guatr deniyor. İç guatr denmesinin sebebi de dışarıdan gözükmemesi. Çünkü eski dönem, ya eski dememin sebebi şu, artık teknolojik imkanlarla o kadar büyük guatrlar olmadan yakalıyoruz zaten bu işi. Ama bundan daha önceki yıllarda böyle dev guatrlarla hastalar ameliyat edilirdi. Şu anda çok öyle bir hasta grubumuz yok. Ama ve lakin hipertiroidi dediğimiz bu iç guatr ya da zehirli guatrda
Belki konuklarımızın arasında da vardır ya da yakınlarında vardır. Böyle hızlı hareketler, ondan sonra sürekli bir anksiyete hali, bir sinirlilik hali. Ya bunda da ne oluyor işte falan diye böyle dediğiniz. Böyle hiperaktif hiperaktiflik, işte sürekli yemek yer ama kilo alamıyorum ben falan diye bahseder. İşte bu durumlara sebep olan hormon, tiroid hormonlarının artması. Ki bir uykusuzluk hali, bir sinirlilik hali. Genelde toplumda böyle biraz kavgacı, hırçın insanlar olarak anılırlar ki onlar da maalesef aslında yani bir tedavi olsalar öyle bir insan olmayacaklar ama. Peki düşerse, yani artınca biz hızlanıyoruz. Evet. Düşünce de yavaşlıyor muyuz? Kesinlikle böyle. Düşünce de işte ya bu insan ne kadar tembel ya, bu eskiden iyi iş yapardı ama şimdi hiç evin bulaşığını bile yıkamıyor gibi. Örneğin böyle bir uykuya meyil, sürekli uyuma isteği, bilinç bellekte, hele ki ilerleyen yaşlarda aslında şu da önem arz ediyor. Alzheimer işte türü rahatsızlıklarla karışabiliyor. Aslında basit bir TSH hormonu bakılmasıyla hastanın yani bu tarz bir probleminin olduğu tespit edilebiliyor. Sizi şöyle LED'e alayım. Ki, burada ki. Çünkü görüntümüz var ama. Yani bir basit kan tahlili aslında birçok şeyi ortaya çıkarabiliyor galiba, değil mi? Aynen aynen. Çok basit bir kan tahlili. Bir genel cerrah ya da doktorunuza müracaat ettiğinizde sizden istenecek bir TSH. Yani yalnızca başlı başına bir TSH hormonu birçok yani şeyi ortaya koyabiliyor. Evet. Peki problemi. Şimdi burada yerini görüyoruz değil evet. mi? Evet. Bizim şu erkeklerde özellikle Adem elması diye böyle tam, şu Adem elması mı? Evet, yani bu kısımda böyle hep elimize gelir. Bayanlar tabii daha güzel boyunlu oluyorlar erkeklere nazaran. Ama bizde tabii böyle bir çıkıntı oluyor. Bunun hemen altında, sağda ve solda demin bahsettiğimiz şekilde aynı zamanda ortada bir birleştirici ismus dediğimiz kısmı yer alıyor. Adeta bir papyon gibi değil papyon mi? Papyon gibi. Nefes aynen. borusunun üstünde böyle bir yer alıyor. Tiroid. Hatta bu zaten Latince'de işte kalkan, yani tiroid, yani aslında oradan geliyor kökeni. Kalkan anlamında, eski savaşçıların kalkanı gibi görmüş onu. Yüzyıllar önce insanlar bunu keşfetmişler. Yani bu organ yeni bir keşif organı değil sonuçta. Bin yıl öncesinden bahsedebiliriz keşfi. O kalkana benzetmişler ve o yüzden de oradan geliyor. Peki bir değiştirelim görüntüyü. Tabii tiroidimizin ki. Bir büyüdüğündeki bir görüntüsü var. Evet. Onu alalım. Evet. Şimdi işte bu konuya geldiğimiz zaman bizi işte rahatsız eden, hastalarımızı rahatsız eden durum bu şekilde görüldüğü gibi. Yani bu taraf normalken bir tarafın büyüdüğünü görüyoruz. Bu büyümeler de çoğunlukla işin açıkçası hastalarımızdan da çok çok sorular geldiği için söylemek istiyorum. Nodüller. Yani bu büyüklüğü yaratan aslında işin açıkçası çoğu zaman nodüllerdir. Ki nodül nedir? Evet, nodül nedir? Güzel bir soru çünkü her zaman gelen bir soru. Aslında hangi sebepten büyüdüğünü bilmiyoruz ama içi katı ya da kistik olabilen tiroid nodülün içinde böyle bir zeytin tanesi gibi mi tarif edilir? Genelde hastalarımıza öyle söylüyoruz ya da fındık tanesi gibi diyoruz. Bir yapının büyümesi. Bizim için önem arz eden kısmı şudur nodülün. Nodüller belli bir boyutta olmasına ve belli bir büyüme kapasitesine göre maalesef ki ilerleyen süreçte kanser olma riski taşıyor. İşte bundan dolayı biz bu nodülleri çok önemsiyoruz. Bu yüzden bunların takibini önemsiyoruz. Peki şimdi tiroid tabii o kadar belirgin bir yerde ki hemen cildin altında. Evet. Büyümesi de genellikle gözüküyor. Biz bunu birçok çevremizdeki insanda görebiliyoruz. Evet. Bu büyüyor. Normal büyümesiyle nodüllerle büyümesi arasında bir fark var mı? Yani nodülleri de görebiliyor muyuz biz? Ya da hissedebiliyor muyuz elimizde, çünkü cilt altında olunca elle de hissedilebilir gibi geliyor. Gerçekten bu da çok güzel bir soru oldu şundan dolayı. Çünkü çok sık gelen soru hakikaten. Şimdi normal büyümesini aslında işin açısı biz guatr diyoruz. Yani tiroid bezinin büyümesi içinde nodül olmadan falan, yani büyümesine zaten tiroid, yani guatr bu şekilde kastediyoruz. Ancak nodülle büyümesi hissetmek biraz şöyle, biraz ehil ellerde olur. Çünkü genelde arka tarafları boş ve tam boğazımızın yumuşak kısmında olduğu için oynarken biz hastanın arkasına geçerek muayenemizi yapıyoruz. Oynarken hastayı yutkunduruyoruz. O yutkunma esnasında tabii ki bir klinik tecrübeyle de bunu anlayabiliyoruz. Ama hastanın kendi kendini anlaması biraz zor. Ama bazı durumlarda bazı hastalarımız gerçekten yani böyle bir 2-3 santimlik nodüllerini ya doktor bey elime bir şey geldi diye bize müracaat ediyorlar. Onu anlayabiliyorlar. Ama bir muayenede, bir uzmanın muayenesinde bunlar rahatlıkla ele gelebilir. Ben bu resmi de özellikle istedim. Çünkü bu da aslında cerrahların işinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın şuradan nefes borusu geçiyor. Buradan bizim ana damarlarımız var. Hem atar damar hem toplar damar. Bunlar beyne giden, kafaya giden damarlar. Ve bunlardan olduğu gibi tiroid kanlanıyor.
Bizim talebeliğimizde şöyle derlerdi, en kanlı ameliyat tiroid ameliyatıdır. Doğru mu? Hala geçerli mi? Kesinlikle doğru. Ancak yeni teknolojik imkanlarla, cerrahinin gelişmesiyle, yeni yani tanı araçlarıyla falan biz bunun bir kanlanma olayını, tabii ameliyatını biraz daha o eskisi kadar kanlı olarak yapmıyoruz. Biraz daha işte bu ligaşurlardır, şunlar bunlar, hani bu teknolojik imkanlarla hastalarımız daha konforlu bir şekilde ameliyat edebiliyoruz. Ki siz de çok güzel gene konuya değindiniz. Buradan geçen bir sinirimiz var. Şuradan bakın. Şu sarı iki tane, evet. Evet, evet, bu sinirler esas tabii ki kanlanmadan ziyade ameliyat esnasında ki özellikle örneğin sesini kullanan insanlar, ses sanatçı için çok önemli. Bu sinirlere o kadar dikkatli ameliyat etmek gerekiyor ki, bu sinirleri korumak gerekiyor. Çünkü ameliyat esnasında bu sinirlere eğer zarar verirsek ses kısıklığına sebep oluyor, ama bu iyi, aslında iyi komplikasyonu bu diyelim. Çünkü çift taraflı olmasında hastanın ömür boyu bir nefes cihazıyla gezmesi gerekebilir. O yüzden işte sizin dediğiniz gibi ameliyatın en büyük handikaplarından birisini, bu damarların arasından geçen, ki ameliyat esnasında böyle resimdeki gibi kolay belli net olmayan. Net belli olmuyor. Evet. Tabii şöyle oluyor. İzleyicilerimiz tabii şöyle düşünecekler. Burada çok güzel, cerrahımızın dediği gibi burada çok güzel gözüküyor hepsi, ama ameliyatta bunların hepsi birbirine benziyor. Yani bir sinir dokusunun diğer dokulardan farkını çok göremiyoruz. Son bir tane daha var, onu da alalım lütfen ameliyatla ilgili. Bu da çok önemli çünkü bu yıllardır, evet, şimdi bakın burada da tiroid bezinin içine 4 tane paratiroid dediğimiz bez var. Bunlar ne iş yapar? Şimdi bunlar da kendisi tabii çok önemli. Yani bez ne kadar önemliyse içindeki şeyler de o kadar önemli. Bu paratiroid bezleri dediğimiz ki minimum 4 tane olur ama sayısı daha fazla da olabilir. Bunlar vücudun kalsiyum dengesini ayarlayan bezlerdir. Şimdi niçin önemli? Biz bu ameliyatı yaparken dikkat ederseniz bezin içinde gömülü halde bunlar. Yani bezin içinde gömülü derken, özür diliyorum, bezin üstünde ve yan tarafında. Çok ayırt edilmesi tabii hassas gözlerle ve tabii ki bizim tecrübeyle bunu biz anlayabiliyoruz. Bu bezi koruyarak ameliyat etmek gerekiyor. İşin zaten trik, yani püf noktası da bu. Eğer bu bezleri koruyamazsak, ömür boyu bir kalsiyum dengesizliği yaşayacaktır hasta ve dışarıdan kalsiyum desteğiyle bunu ayarlamaya çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani aslında o küçük 60 gramlık bir organın ameliyatı ama bir sürü önemli püf noktası var. Sizi şöyle alayım. Tabii ve ki. Sorumuz var. Hemen alalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ben tiroid hastasıyım. Hiç çalışmıyor. Evet. 9 tane ile başladım. Şimdi bir taneye düşürdüm. İlaç kullanıyorsunuz İlaç yani. Kullanıyorum, evet. 9 tane alıyordum. Sabah 3, öğlen, akşam 3. Depresyonla ne ilgisi var, öğrenebilir miyiz? Depresyonla hipotiroidi. Zaten sizin anlattığınız durum hipotiroidi dediğimiz durumla bağdaşıyor ki direkt depresyonla işin açıkçası alakalı bir durumu var. Çünkü size onu programın başında demiştik. Çok inanılmaz dengeleri sağlayan bir hormondur tiroid hormonu. Ve bunun işte artıp azalması, sizde de azalması depresyona yol açar. Bu zaten çok net ve kitabi bir bilgidir de. Evet. Bununla alakalı bir süreç yaşıyor olabilirsiniz ama hormonlarınız düzeldikten sonra bunun da düzelmiş olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir tane alıyorum şu anda, yüzlük. Tabii 100, yani o da evet. Yani 1 gram bunu, alıyorum. Bununla idame oluyor değil mi? Yani iyisiniz şu anda. İyiyiz. Yalnız kilo. Kilo alıyoruz. Kilomuz var işte. Yemek iştahımız çok fazla. Bir şey söyleyeyim. Tiroid hastalığı iştah açmıyor. Vallahi açmıyor. Açıyor hocam. Vallahi açmıyor. Çok açıyor. Ama kilo metabolizmayı yavaşlatıyor ama iştah kendinden geliyor biraz diye düşünüyorum. Ama neyse, belki de iştah da açıyordur diyelim bu konuyu. Peki çok teşekkür ederim. Bir soru daha var biz arkanızda teşekkür. Hemen. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayağa kalkar mısınız lütfen? İyi günler hocam. Ben de 5 yıl oldu. Nodil tiroid. Bunu sürekli ilaç kullanmam gerekiyor mu? Ömür boyu. Ömür boyu. Şu anda bir problem için ilaç kullanıyor musunuz? Yani, kullanıyorum. İlaç sabahları. Az mı çalışıyordu, çok mu çalışıyordu? Size ne demişlerdi? Hiç çalışmıyordu. Hiç çalışmıyordu. Hiç çalışmıyordu. Ekstra.
Şimdi tabii ki bu durumlarda şöyle, ilaç kullanıyorsunuz ama anladığım kadarıyla yakın zamanda bir kan tahlili yaptırdınız mı? Her 3 ayda bir yaptırıyorum. Mükemmel. Doğrusu hiç bu. Onun şey yapmıyorum. Harika. Ama bu aralar sanki bir düzelme var gibi, gene gideceğim, daha da olmadı. Vallahi şimdi şöyle, sizin anlattığınız aslında bayanlar anlamında hızlıca şundan da konudan bahsetmek isterim. Aslında çok büyük bir organ değil ama dediğim gibi çok geniş bir konusu var. Hashimoto dediğimiz bir bizim toplumumuzda da yaygın, bir Japon bilim adamı bunu 100 yıl önce bulmuş ama bizim toplumumuzda da çok yaygın. Bayanlarda gözüken otoimmün bir hadise dediğimiz, Hashimoto dediğimiz zamanla tiroidin kendisini bitiren bir rahatsızlık. Kabaca anlatıyorum. Ve bu nedenle tiroid bezi çalışmıyor. Ve ömür boyu da ilaç kullanılmak zorunda kalıyor. Böyle bir sebep olabilir sizde. Yani o yüzden ilerleyen süreçte de ilacınıza devam etmeniz gerekiyor. Hocam bir şey daha sorayım. Bir de benim bir şey, soğuk su içtiğim zaman çok kısılma oluyor. Suya hasret kaldım, soğuk suya. Soğuk su içtiğiniz zaman kısılma. Yani onu tiroide bağlayamayacağım ama yani belki bir kulak burun boğaz uzmanıyla o konuyu görüşebiliriz. Yoktu, bu tiroidden sonra tiroidden oldu. Öyle sonra. Bir şeyim yoktu. Olabilir aslında ama yani bir muayene gerekecek onu, ne olduğunu bir şey söylemek için. Çünkü ha, ses kısıklıkları önemli hadiselerin habercileri olabiliyor. Yani bunu tarif etmeniz de çok önemli ama mutlaka muayene gerekir. Teşekkür ederim. Belki organ büyüdüğünde bası yapabiliyor ses tellerine. O zaman bunlar veya o sinire onlar olabilir ama. Ben onu çok denedim. Soğuk su içtiğim zaman, soğuk bir şey yediğim zaman bence hemen kısılıyor ve öksürük oluyor. Bunu kontrollere gittiğinizde doktorunuza söyleyeceğim. Ki o da onu inceleyebilir. Çok teşekkür tamam, ediyorum sorularınız için. Şimdi hakikaten Hashimoto çok inanılmaz yaygın gözüküyor. Vücutun kendi hücrelerinin tiroide saldırmasıyla olan ve tuhaf bir hastalık. Aynen. Ama galiba bizim içinde bulunduğumuz şehir yaşamı, medeni yaşam bunu getiriyor galiba. Teknolojik ilerlemeler mi getiriyor? Neden oluyor bu? Birçok araştırma yapılmış ama hakikaten bu da bir yere konmuş. Ancak genetik de bir hastalık. Yani birazcık da böyle şey, anne de kız da falan böyle işte akrabasal da bir durumu da var. Ya tam olarak nedeni çok yaygınlaştı ama yani çok, gerçekten çok evet, yaygınlaştı. Ama birçok, bakın iki izleyicimizin de söylediği gibi hiç çalışmıyor diyor evet, bezleri ve o zaman mutlaka hormonla onları yerine koymak gerekiyor. Burada küçük bir bilgi vereyim. Menopoza giren kadınlarda birinci yılın sonunda %10-30 arası tiroidin az ya da hiç çalışmadığını görüyoruz. Yani menopozun birinci yılının sonunda mutlaka tiroidlere bakmak lazım. Bir sürü kadın diyor ki ben işte hayat zevkimi kaybettim, yaşama zevkimi kaybettim. Bunlar tiroidten olabiliyor, çok önemli. Kesinlikle çok çok yani bu süper bir konuya değindiniz. Çünkü yaşam kalitesini bozan bir durum. Sonuçta kimse o rahatsızlıklar içinde hani hayatına devam, gününe devam etmek istemez. Ama tedavisi olan da bir durum. Sonuçta ufak bir dikkatle, yani ufak bir kan tahliliyle, bir doktorunuza müracaatla bu şikayetlerinizi minimum düzeye indirebiliriz. Bir telefonumuz var müsaade ederseniz. Hı-hı. Özlem Güven bizi İzmir'den arıyor. Günaydın efendim. Günaydın herkese. Günaydın. Benim sorum şöyle, ben yani yıllardır nodüllerim var, büyümüyor. Aynı şekilde devam ediyor. Sürekli kontrol altındayım. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında paratiroid hormonumun fazla çalıştığı tespit edildi. Bu nelere yol açar? Ben internetten okuduğum kadarıyla çarpıntı, tansiyon yüksekliği gibi nedenlere de yol açıyormuş. Hocamın bu konuda görüşleri ne? Nasıl bir tedavi diyebiliriz? Tiroidimin alınması gerekir mi? Peki Özlem Hanım, çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e sevgiler gönderiyoruz ve hemen hocamıza soruyoruz. Evet, Özlem Hanım'a da gerçekten bu konuya değindiği için ben de bir kere daha teşekkür edeceğim. Şundan dolayı ve sorudan anladığım kadarıyla bir paratiroid hormonu fazlalığından bahsetti. Şimdi biz tiroid hormonu fazlalığından derken işte o demin az önce gösterdiğimiz paratiroid bezlerinden tabii ki onların da rahatsızlığı oluyor. Yalnız bugün konumuz tiroid olduğu için ben çok değinmeyecektim ama gelen soruyla hemen açıklayalım onu da. Bu paratiroid bezleri, o dört tane gördüğünüz sarı küçük bezlerden parat hormon dediğimiz hormon salgılanıyor. Ve bazı bozuk, yani bu adenom dediğimiz durumlarda parat hormon fazla salgılanıyor. Şimdi diyeceksiniz bu o fazla salgılanırsa o ne yapıyor? Şimdi kalsiyum dengesinden bahsetmiştik ki bunun kalsiyumun tabii fazla salınması böbreklerde olsun, kemik erimeleri gibi durumlar oluyor. Böbreklerde işte kistik bir takım oluşumlar, böbrek çalışmanın bozulmasına sebep oluyor. Zannedersem Özlem Hanım'ın bu konuda bir ek tetkike ihtiyacı var. Yani paratiroidlerinin ekstra bir araştırılması gerekiyor. Ne gibi sonuçlara yol açar dedi.
Eğer bu tarz bir problem varsa mutlak operasyon ve çok ciddi problemlere yol açar çünkü ilerleyen yaşamında. O yüzden de bunun çok ciddi araştırılması gerekiyor. Yani paratormon, o gördüğünüz 4 tane küçük bez, daha da tiroidden de küçük ama yüksek salgılanma durumunda gerçekten vücudun çalışmasını bozabilecek ve ameliyat gerektirebilecek şeylerdir. Özlem Hanım, mutlaka bunun peşini bırakmayın diyoruz. Kesinlikle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi o zaman hemen şuraya gelelim artık. Biyopsi ve ameliyat. Evet. Yani şimdi bizim bildiğimiz işte bu bir ultrasonla bakılıyor. Elle muayene ediliyor. Bunlar yapılıyor. Bunları biliyoruz. Biyopsi nedir? Ameliyat nasıl yapılır? Biyopsi bizim için çok 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 önemli günümüzdeki bir tanı aracı. Niçin? Çünkü hastalarımız aslında işin açıkçası eskiden her hastaya ameliyat falan deniyordu ama şimdi öyle değil. Şimdi dediğim gibi teknik imkanların ilerlemesiyle biz daha hastalarımıza seçici davranabiliyoruz. Şimdi biyopsi şöyle. Tiroid bezlerimizde nodüller oluştuğu zaman biz bunları ultrasonla kontrol ederken genellikle 1 santimin üstündeki nodüllere zaten bir biyopsi öneriyoruz hızlıca. Diyoruz ki nasıl biyopsi yapılıyor yaptık. Biyopsi? Biyopsi ince iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz o ince iğneyle, aslında hastalar çok korkuyorlar bunların ama o kadar korkulacak bir durum yok. Çok ince bir iğneyle nodüle ultrason eşliğinde bakılarak giriliyor. Oradan ufak aspire edilerek parçalar hemen çıkartılıp lam üstüne yayılıp patolojik olarak nodülün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu. Yani bir iğneyle girip örnek alıyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar bir tanı aracı. Ağrısız olmayan bir işlem. Çok minimal, çok minimal, çok çok cüzi bir takım komplikasyon, ufacık kanamalar falan olabilir ama çok nadir rastlanıyor. Hiç olmaz demeyelim ama çok minimal. O yüzden de ama etkisi çok büyük. Tanı etkisi çok büyük olduğu için bizim vazgeçebileceğimiz bir şey değil zaten. O yüzden de hastalarımızdan genel sorularda biz bundan korkuyoruz falan diyorlar. Kesinlikle öyle bir korkuya kapılmasınlar ve bu işlemi mutlaka tavsiye olursa doktorlarından yaptırsınlar. Çünkü bazı hastalarımız ben yaptırmadım diyor, korktum işte kaçtım gibi şeyler söylüyor ama bu doğru değil. Ve bu biyopsi sonucunda eğer tanı 1 santim ve temiz geliyorsa 3 santime kadar biz bunları takip diyoruz. Ameliyat demiyoruz yani. Ama 3 santimin üstündeki nodüllerde biz genelde mutlaka ameliyat öneriyoruz. Sebebi şu, biz iğneyle sizin nodülünüze girebiliriz. Ama nodülünüzün içindeki kanser odağına isabet edemeyebiliriz. Yani bunun altından, üstünden bir yere denk gelir ve temiz olarak rapor edilebilir. Bunlar tabii literatür kavramlarıyla konuşuyorum. Yüksek oranlarda olduğu için bu denmiş ki 3 santimin üstündeki nodüllerde mutlaka ameliyat. Yani 3 santimi geçtim artık biyopsiye de gerek yok, ameliyat. Hemen 1 dakikamız var, ameliyatla ilgili soracağım. Buyurun. Ameliyatta tümünü mü çıkarıyorsunuz, ameliyat sonrası ömür boyu ilaç kullanmak zorunda mı hastalar? Çok güzel sordunuz. Şimdi tek taraflı nodüllerde genelde bir tarafı koruyoruz, bir tarafı çıkartıyoruz ama genelde nodüller çift taraflı oluyor. O zaman da total tiroidektomi ya da subtotal tiroidektomi dediğimiz iki tip ameliyatımız var. Total çıkartırsak, tamamını çıkartırsak maalesef hastayı ilaca mahkum ediyoruz. Subtotalde biraz takip ediyoruz. Eğer kanser değilse ki diye konuşuyorum bunu. Takip ediyoruz. Hormon belki ufacık bir şey bile, tiroid bezi bile hormonu karşılayabiliyor. Gerek kalmayabiliyor. Ama bazen ihtiyaç olursa ona da ilaç başlıyoruz. Bu tarz bir teknikle yaklaşıyoruz olaya yani. Evet, yani o küçücük ama her şeye kadir olan bir küçücük organımız var. Ama en iyi tarafı tedavilerinin yapılabilmesi. Kesinlikle. Hormonu konulabiliyor yerine, ameliyatı yapılabiliyor. Kanseri evet. Bile olsa baş edilebiliyor. Operatör Doktor Koray Arısoy'a çok teşekkür ederiz. Ben çok verdiği teşekkür bilgiler ederim. İçin efendim. Çok sağ olun. Şimdi sırada burun var. Burnunuzun estetiği nasıl çalıştığı hepsini konuşuyor olacağız. İdeal burun nasıl olmalı? Burun estetiğinde en çok tercih edilen teknikler nelerdir? Burun estetiği ameliyatına karar verirken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı? Plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Ali Yanık, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, ne dedik? Burnumuzu konuşacağız dedik. Burnunuz hakkında sorunuz varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52'den bize telefonla başvurabilirsiniz ya da e-mailimiz doktoraytu@tv360.com.tr. Konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mustafa Ali Yanık. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. Programımızda bu arada ilgili takip ediyor. Hem hastalarım olsun hem biz olsun. Çok güzel bir programımız var. İzliyoruz. Sağ ediyoruz. Olun. Elimizden geldiğince herkese aydınlatmaya, bilgilendiriyor. Yani biz şöyle yapıyoruz. Aslında biz ayna görevi görüyoruz. Evet. Buraya gelen uzmanların bilgilerini yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de burnu konuşacağız. Evet. Burun estetiğini konuşacağız ama estetik fonksiyonsuz, işlevsiz olmaz herhalde, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ben bütün hastalarıma da söylerim.
Aslında burnumuz canlı bir organdır. Nefes alan bir organdır. Yani birçok insan şeyi kaçırabiliyor. Yani burun estetiği yaparken fonksiyonlarını kaçırabiliyor. Daha sonrasında hastalarımız bize 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra burundan nefes alamama gibi ciddi şikayetlerle de gelebiliyorlar. Bu yüzden aslında burnu bir bütünsel olarak düşünmemiz lazım. Yani burnun birçok fonksiyonu var. Havayı ısıtması gibi, havayı nemlendirilmesi, aldığımız havanın akciğerlere daha ıslak ve nemli gelmesini sağlar. Bu özelliklerini eğer burun kaybederse çok ciddi anlamda mesela sabahları ağzımızdan sürekli nefes aldığımız için boğaz kurumaları, faranjit gibi problemler, gündüz kendimizi yorgun hissetme, gün içerisinde çok farklı saatlerde uyuklama gibi ciddi sorunlarla hastalarımız gelebiliyor, karşılaşabiliyorlar. Aslında her şeyin başı nefes. Evet. Nefes de normalde burundan alınması evet. gereken bir nefes. Yani soluğumuzu biz ağzımızdan değil burnumuzdan almamız Kesinlikle. Lazım ki filtreden geçsin, nemlensin dediğiniz gibi, ısınsın, uygun hale gelsin. Peki ameliyatlarda benim de hep aklıma şu gelmiştir. İnsanlar genellikle burunlarının küçültülmesini istiyorlar. Evet. Yani benim burnumu büyüt diye biri gelmiyor herhalde size evet. değil mi? Genellikle küçültülmesi, daha uygun şekle girmesi. Küçültürken de insana doğuştan verilmiş olan, yaratıldığında bir hava yolu var. Evet. Şimdi küçültünce hava yolu ne oluyor? Tabii yani biz mesela bize de çok farklı hasta grupları gelebiliyorlar. Yani burnum benim çok küçülsün, işte hocam daralsın, burnum çatısı çok genişmiş. Maksilyanın tam burunla birleştiği yerleri vardır. Orasını çok daralsın diyen hastalarımız da geliyor tabii ki. Yani biz bunları oturup aslında ben düzgün bir şekilde anlatıyorum. Yani maketler üzerinde, resimler üzerinde. Hava yolları çok daraldığı zaman işte bakın geceleri ağız açık uyumanız olur. İşte horlamalarınız meydana gelebilir. Gündüzleri yorgun gezersiniz. Ne konuştuğunu anlamazsınız, okuduğunuzu anlamazsınız. Yani hava yolu bizim için aslında birinci önceliklerden bir tanesi burun estetiğinde. İkinci anlamda da tabii ki sonuçta bir estetik ameliyat yapıyoruz. Bunun planlanması. Yani bu planlama süreci de çok çok önemli. Ben bunu bütün hastalarıma söylüyorum. İşte artık bir dönem siz de biliyorsunuz bundan 15 sene önce, 20 sene önce görüyorsunuzdur hastaları. Yani çok böyle kavisli burunlar, işte çok sivri burunlar, çok kalkık hokka burunlar. Hokka burun değil mi? Hokka burun derler. Hokka burunlar yapılıyordu. Ama her yüze bunlar olmuyor. Ama gerçekten hakikaten bizim talebelerimize sanki o burun şeydi. Bir tane burun vardı, herkese onu koyuyorlardı evet. gibiydi iş. Evet. Şimdi plastik cerrahi ve kulak burun boğaz çok değişti bu konuda görüşleri. Evet. Yani burnun insana özel olması lazım Tabii. diye düşünüyorum. Yani ben şöyle planlıyorum. İşte gerçi benim bununla ilgili özel bir takım uygulamalarım var. Mesela benim altın oran maskem var. Yani biliyorsunuz sonuçta Allah bize bir aslında bizi yaratırken belli standartlarda yapmış. Yani bir altın oran vermiş. Bu vücudun her yerinde var. Yani yüzümüzde var, göz kapaklarımızda var, burnumuzda var. Yani vücudun her bir yerinde altın oran var. Benim de özel bir altın oran maskem var. Mesela ben her hastamı ameliyat esnasında, ameliyat masasında bu altın oran maskesini takıp tek tek bunları ölçerek aslında ameliyatlarını altın yapıyorum. Altın oran maskesi nasıl bir şey? Evet yani yüze bir gün inşallah başka programımızda bunu da ben getiririm. Bir gün bunu yüz kısmına koyuyoruz. İşte burun ucunun tabanına uzaklığı, burun kanatlarının genişliği, burun kaşının burun açısı, bunları tek tek üzerine çizerek yani yaklaşık ameliyatın bir 10 dakikası 15 dakikasını ben çizime ayırıyorum. Buna bağlı tam hani yüz hatlarına uygun, yüzün altın oranına uygun bir burun modeli belirlemeye çalışıyoruz. Yani altın oran derken kişinin kendi yüzünün altın oranı Kesinlikle. Değil mi? Yani genel bir altın oran Kesinlikle. Değil. Tabii. O kişinin Tabii. gözünün, ağzının, çenesinin, evet. alnının oranlarına göre Kesinlikle. Siz burnunun ucunun bulunması gerektiği yeri tespit ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani aslında bize Tanrı bunları vermiş. Yani bunların bütün ölçümleri var. Biz bunu yüze uyarlıyoruz sadece. O yüzden diyoruz ki bize bazen hastalarımız kendileri işte ellerinde bir takım resimlerle geliyorlar. Yani hocam benim bu buruna benzetin. Hocam benim burnum işte şunun burnu, şu mankenin burnu gibi olsun. Yani bize çok ellerinde resimlerle gelen hastalarımız oluyor. Aslında bu çok yanlış bir düşünce. Biz bunu hastalarımıza söylüyoruz. Yani o burnu alsak biz sizin yüzünüze taksak diyoruz. Kesinlikle sizin yüzünüzde güzel durmaz. Çiğ durur. Yani çünkü hastalarımız bu burunla yıllarca yaşayacaklar. Artık o burunla hayatlarının sonuna kadar gidecekler. Yani 2 sene sonra, 3 sene sonra o burnu göre göre sıkılmaya başlarlar. Çünkü yüzlerinde doğal bir görüntü olmayacaktır. Her gittiği yerlerde bir kafeye otursunlar, bir çay içsinler, arkadaşlara sohbet etsinler. Herkes o insanın burnuna bakacak. Bir süre sonra tabii ki bu da rahatsızlık vermeye başlayacak sürekli burnundan konuşulması. Ama bence oradaki mesele şu, o burnunu yapınca sanki o artist gibi olacağım zannediyor evet. insan değil mi? Yani burnum öyle olsun, ben de yani benim burnumu Brad Pitt gibi yapın, ben Brad Pitt gibi olacağım. Evet. Ama öyle olmuyor galiba evet. gerisi değil mi? Kesinlikle yani bir süre sonra dediğim gibi sıkılıyorlar. Biz bunu yaşıyoruz. Biz hastalarımıza şunu söylüyoruz, siz sadece kendi burnunuzu görüyorsunuz. Biz ayda yaklaşık 60 tane 70 tane burun ameliyatı yapıyoruz. Biz 60-70 hastanın burnunu görüyoruz.
onların psikolojilerini görüyoruz. Ameliyat sonraki süreçlerini görüyoruz. Yani artık dediğim gibi kişiye özel burun tasarımı şu anda dünyada en popüler olan tasarım modeli ve biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Peki şimdi biraz da bu işin tekniğinden bahsedelim. Mesela şunu sormak istiyorum. Eskiden hakikaten dediğiniz gibi burun uçları böyle şöyle yukarı kalkıktı. Evet. Böyle karşıdan bakınca burun delikleri gözükürdü evet. insanlara. Şimdi artık öyle yapılmıyor. Yani evet. biraz daha bakıyorum mesela burun estetiği oldum diyor ama yukarısındaki şu kambur o hala bir kısmı evet. duruyor. Evet. Yani bunlar neye göre karar veriliyor? Tabii işte dediğimiz gibi burada hastamızın beklentileriyle beraber aslında yüzdeki altın oran buradaki en önemli bizim kriterlerimizden bir tanesi. Biz bu ameliyatımızın tekniğini belirlerken de buna göre belirliyoruz. Yani biliyorsunuz burun estetiğinde de kullanılan iki tane yöntem aslında textbooklarda yazan bir de benim bir eklediğim yöntem var ameliyatsız burun estetiği. Üç tane ben bir teknik de hastalarıma yaklaşabiliyorum. Ameliyatsız burun estetiği evet. nedir? Tabii mesela nasıldır? Yani hastalarımıza herhangi bir narkoz vermeden, herhangi bir lokal anestezi bile uygulamadan bir takım iplerle, dolgularla veya ufak dokunuşlarla, botoks gibi dokunuşlarla burun şeklinde minik değişiklikler yapabiliyoruz. İşte burun ucunu hafif kaldırabiliyoruz. Burun kemerini gizleyip, yani aslında tabii ki burun kemerini almıyoruz ama komple sadece onu gizliyoruz, saklamış gibi oluyoruz. Böylece yüzünde de tatlı bir değişiklik yaratmış oluyoruz hastamızda. Üç tane yöntem var. Vallahi bu cazip geldi, böyle evet. şey de yok, genel anestezi de yok. Tabii. Yöntemlere geçmeden sorularımız tabii. var, müsaade eder misiniz? Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Benim kızımın burun delikleri orantısız. Biri büyük, diğeri küçük. Nasıl bir operasyon geçirebilir acaba? Öğrenebilir miyim? Burun delikleri asimetrisi aslında çok sık olarak gözüken bir problem hakikaten toplumda. Bunlar için uyguladığımız birkaç tane teknik var. Aslında bir gün ben size de kızınızı şey yapayım, misafir edeyim inşallah bir gün geldiğinizde. Yani tabii ki hiçbir insanın burun deliği %100 simetrik değildir. Evet. Mesela buradaki stüdyomuzdaki herkese tek tek bakalım burun deliklerine. %100 bir simetrik burun deliği görmemiz imkansız. Ben sizinkine bakıyorum şimdi de acaba anneden mi geliyor diye. Yok, sizinkiler simetrik. Ama dediğim gibi yani biz mümkün olan ideal simetriyi sağlamaya çalışırız. Yani evet. bir miktar asimetri %5, %10 bir asimetri kalabilir ama ideal simetriyi yakalamak burada en önemlisidir. Ben gelirse yapılacak işlemlerle ilgili tanıyı koyup belki ameliyatsız bir işlem de olabilir bu. Dolgularla, botoksla veya iplerle bir yöntem de olabilir. Veya ufak bir cerrahi dokunuşla da böyle bir şey yapmamız gerekebilir. Teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Bir de telefonumuz var. Kamile Hanım bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın doktor bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun efendim. Burnunuzdan mı sorun var? Evet, ben kırılmıştı burnum bir 30 geçmiş sene olsun. Önce geçmiş falan olsun. Sağ olun. Bu geceleri ağzım açık yatıyorum. Sürekli gündüz burnumun içi kuruyor. Sürekli krem sürüyorum. Ağzım dilim kuruyor. Evet. Bunun ne yapabiliriz? Sebebini yani bulmak. Tıkanıklığı nasıl? Yani hissediyor musunuz? Siz çektiğinizde hava geliyor mu burnunuzda? Yani geliyor, bazen de tıkanıyor. O zaman da bir tuzlu su falan döküyorum, uğraşıyorum işte. Çok kuruyor, şey alerjiniz, oluşuyor. Alerjiniz falan da var mı? Mesela hapşırmalarınız, bir tozlu bir ortama girince ardı ardı hapşırmalar, burun kaşıntısı. Yok, böyle aşırı bir hapşırmam yok. Yok. Arada evet. sırada oluyor, evet. Evet. Tabii bir burun travması geçirmişsiniz. Çok geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii ki detaylı bir iç muayenesinin yapılması lazım. Yani muhtemelen bu burun travması sonrası burundaki iç dinamikler, kemik ve kırdak yapılar kaymıştır. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Muayene oluyorum arada. Burunda erilik olduğunu söylüyorlar sürekli. Evet. Onun için yani bu erilik var, oluştu o zaman, kaldı öyle bir şey. Onu evet. da bildireyim size. Tabii de. Tabii. Yani dediğim gibi muayene sonrası ona en doğru kararı öyle veririz. Yani eğer evet. ki eğrilmiş bir kırdak veya kemik varsa onu düzelttikten sonra yani nefesinizi almanıza çok büyük bir rahatlık sağlarsınız. Hiç merak etmeyin. Bence Kamile Hanım bakın seneler geçmiş olmasına rağmen her zaman bu operasyon yapılabilir. Madem böyle bir sıkıntınız var, doktor beyin dediği gibi bir alerjik reaksiyonlar olabilir ki bunların baskılanması lazım ama yine evet. de geçmiyor, hava alamıyorsanız operasyonu ben öneririm. Çünkü insanın o ağzının açık uyuması, gündüz ağzı açık dolaşması evet. Uzmanımızın başında dediği gibi o kadar insanı yoran ve sıkıntıya sokan bir şey ki en iyi siz biliyorsunuz. Bunu mutlaka olun diyoruz. Çok hocam, teşekkür ediyoruz. Yaşım 67'ye girdim. Biraz ondan korkuyorum ama bir gelip muayene olmak tamam. isterim. Ben şey alabilir miyim doktor? Peki biz programdan sonra sizi bir doktorumuzu muayene tabii. etmesini isteyeceğiz. Telefonla sizi arattıracağız, olur mu? Tamam hocam, çok tamam. sağ olun. Sağ olun Kamile Hanım. İyi hemen ama son
Son sorusunu da sorayım. 67 yaşında mı ameliyat olabilir tabii, miyim dedi. Aytuğ Beyciğim şöyle yani aslında ben bütün hastalarıma söylüyorum. Eskiden hakikaten burun estetiği veya burun ameliyatları çok korkulan ameliyatlardı. Biliyorsunuz burun ameliyatı olmuş mutlaka çevrenizde yakınlarınız, eşiniz, dostunuz vardır. En çok korktukları şey bu tamponlardı. Bunun içerisinde çok ciddi anlamda tamponlar yerleştirilirdi. Birçok hastamın tarif ettiği şuydu. O tamponlar çekilirken sanki beynim dışarı çıkacakmış gibi hissediyorum hocam derlerdi. Ve bu süreçten çok korkarlardı. Yani biz artık birçok ameliyatta, burun estetiği ameliyatlarında, burun eti alınması, burun deviyasyon ameliyatlarında bir takım lazer sistemleri bile kullanıyoruz. Hiçbir tampon bile koymuyoruz artık. Yani artık teknoloji o kadar gelişti ki mikro cerrahi böyle büyük keskilerle değil, böyle minik aletlerle, minik keskin aletlerle yapıyoruz bu işlemleri. O yüzden ameliyat sonrası bile çok ciddi bir morluk, çok ciddi bir şişlik olmuyor. Hastalarımız ameliyat sonrası bile nefes almalarına devam edebiliyorlar. Yani tampon olmadığı için burunlarında çok daha hızlı bir şekilde iyileşip normal hayatlarına geri dönüş yapabiliyorlar. Öyle bir korkusu olmasın yaptırılabilir. Rahatlıkla yapabilir. Peki 3 tane teknik demiştiniz. Evet. Tam o sırada sorularımız geldi. Onları söyleyin bize. Evet. Dediğim gibi burun estetiği ameliyatlarında 3 teknik var. Bunlar açık rinoplasti tekniği, kapalı rinoplasti tekniği. Bir de benim eklediğim ameliyatsız burun estetiği tekniğimiz vardır. Bu tabii ki hastaya göre değişebiliyor. Yani hasta mesela daha öncesinden bir burun travması geçirmiş, içerisinde çok ciddi eğrilikleri olan bir hastaysa açık teknikler bu hastalar için daha uygun oluyor. Açık demek ne demek? Kapalı demek ne demek? Aslında çok basit. Yani burun delikleri içerisinden biz iki burun deliğinin içerisinden şöyle bir kesi yapıyoruz. Ve burun kanatlarının içinden girip özel bir takım aletlerle, endoskopik yöntemlerle kemeri alıyoruz. İşte eğri kısımları düzeltiyoruz. Bunun adı kapalı teknik oluyor. Açık bunu burun deliklerinden yaparsanız kesinlikle. Kapalı. Açıkta? Açıkta da bu iki burun derisini, iki kesisini birleştiriyoruz aslında. Çok basit bir yöntem. Yani ortayı açıyorsunuz. Tek farkı o. Yani aslında başka bir farkı da yok. Bunu bu yukarı doğru açıp işlemimizi özel aletler yine burun derisini kaldırıp içeriden yapıyoruz. Açık teknik rinoplastide birazcık ödemenin geçmesi daha geç olabiliyor. Yoksa hani herhangi bir ağrı olmuyor, tampon konulmuyor. Yalnız ödem, burun ucunun ödemenin geçmesi biraz daha uzun sürebiliyor ama ben şöyle derim. Yani eğer ki açık teknik yapılması gereken bir burun kapalıya zorlanırsa o burun ileride çok ciddi başınıza bela olabilir. Başınıza bela açabilir. Asimetriler meydana gelebilir. Burunda nefes alma sorunları yaşayabilir hastalarımız. Tam tersi de kapalı teknikle yapılması gereken burun açığa zorlanırsa yine ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Yani cerrahinin temel kuralı geçerli. Doğru yerde doğru tekniği kullanmak kesinlikle. Lazım. Baştan seçim önemli ama ben hakikaten demin söylemiştim. İzleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlardır eminim ki. Ameliyatsız olan çok ilgimi çekti. Evet. Çünkü niye? Ameliyat dediğiniz gibi tamam evet anladık. Siz çok güzel yapıyorsunuz. Tamponlar koymuyorsunuz ya da çok rahat tamponlar koyuyorsunuz. İşte morarmalar az, ağrılar yok ama yine de şu ameliyatı olmasak daha tabii güzel de. Olabilir. Neler yapıyorsunuz yani o durumda? Yani ben şunu şöyle söyleyeyim. Hani benim ameliyat yaptığım hastam kadar ayda ameliyatsız yaptığım hastalarımız da çok geliyor. Yani bu teknik çok sık olarak uyguladığımız bir teknik. Yani bir takım mesela dolgu yaptığım hastalara örnek vereyim ben size. 3 tane çeşit dolgumuz var bizim. Yani 6 ay 8 ay kadar giden dolgularımız var. 1,5 sene kadar giden dolgularımız var. Bir de 10 sene 15 sene kadar giden dolgular var. Çok uzun kalıcı dolgular. Uzun da kalıcılarımız da var. Bunların tabii ki hastalarımızla konuşuyoruz. Hastamız eğer ilk defa bu işlemi yaptırmaya gelmişse ben şunu öneriyorum. İlk başta bir 6-8 aylık bir yaptıralım. Bir gör hani siz de bir alışın 6-8 ay nasıl duracak yüzünüzde onlara bir bakın diyorum. İğnelerle yani bir öğlen arası bile hastalarımız mesela çalışıyorsunuz. Sabah 9'da gitti işine 12'de paydos etti bize geldi. Biz işlemini o anda yapıyoruz. 1,5'da tekrar işine gidip çalışmaya başladığı zaman bile anlaşılmıyor. Yani herhangi bir estetik işlem yapıldığı anlaşılmıyor. Bir takım iğnelerle burun ucuna, burun sırtına veya burun içindeki kanat kısımlarına enjeksiyonlar yapıyoruz. Ve burun şeklinde çok ciddi farklar ortaya çıkartabiliyoruz. Yani bu dolgularla ama siz diyorsunuz ki önce ben bir kısa süreli yapayım. Eğer hoşunuza evet. gider, size de uygun gelirse bunu uzun süreye uzun taşırız süre. Diyorsunuz. Ve birçok hastamda inanın hani yaptırdıktan sonra da uzun süreli dolguları da tekrar gelip yaptırabiliyorlar. En çok kullandığım hasta portföyümde şu daha önce mesela burun estetiği ameliyatı olmuş ve burunda çökmeler meydana gelmiş, eğrilikler meydana gelmiş. Hastalarımıza biz çok yapıyoruz. Mesela hasta ameliyat olmuş, burun sırtında bir çökme meydana gelmiş. Eskiden bu hastalarımıza biz kaburgadan, kulaktan kırdak alıp, kemik alıp burunlarına koyuyorduk. Başka türlü bir yöntemi yoktu. Şimdi bir takım dolgu maddeleriyle enjeksiyonlar yapıp yani bir 5 dakikada bile bir enjeksiyon yapıp ömür boyunca bu sorundan hastamızı kurtarabiliyoruz. Çok daha basit yöntemler. Tabii. Tıp gelişiyor. Mete Köksal Ankara'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Hocam günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız hocam? Sağ olun. Buyurun efendim alalım sorunuzu. Hocam ben 15 sene önce burun ameliyatı olmuştum. Ameliyattan sonra kıkırdağım düştü. Düşerken de burun içerisinde bir kavis yaptı.
bu kalis neticesi bir taraftan nefes alamıyorum. Yani tek o iki deliğin bir tanesinden nefes aldığımı hissediyorum devamlı. Ben o zaman gittim estetik cerrahi hocamıza. Tabi 15 sene önce çok zahmetli bir ameliyat dediler bu. Sonuçta iki delik olsa da arkada bir tane delik var. Havayı yeterli alabiliyorsanız, ciğerlerinizde bunu hissediyorsanız bu zahmete değmez dediler. Şimdi daha kolay olduğunu izliyorum ben sizleri izlerken. Bu gıda az önce hocamın da söylemiş olduğu gibi sağdan soldan kulaktan kıkırdaklarından yani zahmetli işitici ameliyat gibi düşünüp hep çekindik. Sorun bu olacak hocam. Daha mı kolay, daha mı rahat? Çünkü kulak burun boğazcılar bu ameliyatı yapamaz. Estetikçilerin yapması lazım. Kesinlikle dendi bize. Mete Bey, Mete Bey çok teşekkür ediyoruz. Şimdi zaten tam da bu konuyu konuşuyorduk ki evet, üstüne hocam. Geldi. Evet. Sorunuz için çok teşekkürler. Ankara'ya sevgiler gönderelim. Hemen sorunuzu soralım. Burada iki tane önemli şey var. Bir tanesi çökme var. Demin siz dediniz dolgularla kesinlikle rahatlıkla yapılabiliyor ama. İkincisi bir nefes alma zorluğu var. Evet. Bir taraf biraz kapanmış. Evet. Bu da ameliyatsız halledilebilir mi? Yoksa bir nüks ameliyatı yani evet, bir tekrar ameliyatı gerekiyor tabii mu? Tabii mutlaka ki öncelikle muayene etmemiz şart ama dediğim gibi yani burun estetiğiyle ilgili bir çökmesi varsa, rahatsız edici boyutta bir çökmesi varsa bunu ameliyatsız yöntemle de halledebiliriz. Eğer ki burun kıkırdağında bir kayma, içeride bir çökme, kıkırdakta erime varsa onun yerine bir yapay kıkırdak kullanmak gerekebilir veya hastamızdan kulak kısmından bir kıkırdak alıp oraya koymak gerekebilir. Tabii bunu muayene etmeden anlamak çok zor. Çünkü o kadar hasta geliyor ki bize bu konuyla ilgili, bu şikayetlerle ilgili. Çünkü burun estetiği biliyorsunuz Türkiye'de çok yaygın. Ben mesela yurt dışına da gidiyorum. Hastalarım var. Çok sık olarak gidiyorum. Mesela bunun yurt dışındaki hastalarımızın çoğunun işte hafif burunlu bülböz daha geniş burnucu. İşte burnucu hafif düşük. Yani ufak tefek dokunuşlarla bile işlem yapabiliyoruz ama bizim Türkiye insanımızın biraz burun yapısı kemikli. Bazı ameliyatlar esnasında kıkırdakların hepsi alınmamış olabiliyor. Arka kısımlarda kıkırdak bırakılmış olabiliyor. Onları da kullanarak tekrardan bir düzeltme işlemi de yapılabilir. Tabii bunu en doğru şeyi görüp muayene edip ona göre karar vermek olacak. Evet, yani burada işlevde problem varsa evet, ameliyat gerekebilir. Çünkü bir taraftan nefes alamıyor evet, ve anladığım kadarıyla da o artık yeterli gelmiyor kendisine. Ama şimdi tabii kendisi başarısız ameliyatlar da olmuş. Korkuyor, tamponlar yerleştirilmiş, ağır bir süreç geçirmiş. Yani böyle bir artık teknolojik şeyler çok gelişti. Yani dediğim gibi kullandığımız mesela holmium lazerimiz var bunun içerisinde kullandığımız. Tamponsuz yapıyoruz artık işlemleri. Yani öyle bir büyük korkular olmasın hiç kesinlikle. Ben bunu kendisine söyleyebilirim. Peki. Herhalde bundan sonra Mete Bey de gidecektir doktoruna ve bu şeye bakacaktır. Peki şunu sorayım. Botoks dediniz. Evet. Hani dolguyu anladık. Dolgu çökmeleri dolduruyor. Evet. Botoksla ne yapıyorsunuz bunu? Ya, mesela bazı hastalarımız oluyor. Güldükleri zaman işte burun uçlarına düşme meydana geliyor. Veya burunlarında genişleme meydana geliyor. Biz de botoksla dudak üstlerine, burun kanatlarına birkaç yerine botoks işlemi yaptığımız zaman o güldükleri zaman buruncu düşmeleri 6 ay boyunca ortadan kalkabiliyor. Burun uçları hatta tam tersine biraz yukarı bile yani 1-2 milim yukarı bile kalkabiliyor. Böyle uyguladığımız çok hasta var. Yani 6 ayda bir bize gelip botoks yaptırıp burunlarında çok ciddi bir fark ortaya çıkartan hastalarımız bile mevcut. Bu 1-2 milim bile burunda galiba çok fark ediyor tabii, değil mi ucunun tabii değişmesi? Dün gelen bir hastamda en basit örnek vereyim. Dolgu yapmıştık kendisine burun ucuna dolgu. Hiç ailesine hiçbir üyesine söylememiş. 6 ay dolgu yapmıştık. Tekrar bana geldi. 4-5 senelik dolguya geçecektik kendisine. Ve kardeşiyle beraber geldi. Kardeşi ailesindeki olan olayı anlattı. Hocam dedi biz hepimiz bakıyoruz işte kız kardeşimize. Bir değişiklik görüyoruz ama ne olduğunu bize söylemedi. Biz de anlamadık tabii diyoruz. Yani bir değişiklik var ama adını koyamadık dedi. Sonrasından bize söylediğinde fark ettik dedi. Yani herkesin aslında fark ettiği şey bu. Sizde bir değişiklik var, pozitif bir şey var. Fakat acaba ne yaptırdı diye insanlar merak ediyorlar genelde. Evet. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mustafa Ali Yanık. Çok çok teşekkür çok ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten burnun ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemleriyle artık müdahale etmek çok kolay deyip kısa bir reklam arası veriyoruz. Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık mı? Bitkisel yöntemlerle sedef hastalığı tedavi edilebilir mi? Sedef hastalığına sebep olan faktörler nelerdir? Doktor Mehmet İlteber Bahadır, Doktor Aytuğdu anlatıyor. Bu kısa aradan sonra sedef hastalığını konuşacağız. Sedef hastalığı konusunda sorularınız varsa telefonla 0212 331 66 24 25
0212 331 66 51 52 numaralardan bize başvurabilirsiniz. Ya da e-mail ile doktoraytu@tv360.com.tr'den yine e-maillerinizi bekliyoruz. Konuklarımız Doktor Mehmet İlteber Bahadır ve hastası Serkan Öztürk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, biz daha önce de Mehmet Bey'le programlar yaptık. Hakikaten sedef hastalığında çok enteresan tedaviler, gelişmeler var. Neden? Çünkü sedef yıllardır değil, herhalde Mehmet Bey'in 100 yıllardır geçmeyen hastalık olarak bilinir. Evet, sedef hastalığı hakikaten cilt hastalıklarından en önemlisi. En önemlisi dememizin sebebi de hastalık geçmiyor. Sık tekrar edici, kronik, ailevi, genetik yatkınlığı olan bir hastalık. Bu yüzden halk arasında dış lezyonlar insan vücudunun sosyal hayatını, iş hayatını etkilediği için de hastalık çok ünlü. Son yıllarda da hızla toplumda artma görüldüğü için, görülme sıklığı arttığı için de oldukça konuşulan, halk arasında konuşulan, aa filanca sedef çıkartmış, filanca da sedef olmuş dediğimiz bir hastalık. Özellikle deri hastalığı, kronik bir deri hastalığı. Şimdi şunu söyleyeceğim, birazdan zaten Serkan Bey'e soracağım sedefle yaşam nasıl diye. Çünkü yaşayan biliyor bunu ama size şunu sormak istiyorum. Dediniz ki son yıllarda çok artıyor. Evet. Sedef belki de toplumun en iyi bildiği hastalıklardan biri. Çünkü adını da biz koymuşuz sedef hastalığı diye. Yani evet, tıbbi adı değil bu. Sedef hastalığı diye adını da koymuşuz. Bulaşıcı bir hastalık mıdır? Neden artıyor son yıllarda? Evet. Şimdi sedef kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değil. Ailevi genetik göstermesi şart. Örneğin mesela Serkan Bey'de olan bir hastalık, ellerinde veya kollarında olan bir hastalık asla size veya bize bulaşmıyor. Serkan Bey ancak kendinden sonraki kuşaklara, daha doğrusu çocuklarına bunu aktarabilir. Dediğimiz gibi ailevi genetik geçiş şart. Tabii ki neden arttığı konusunda çok ciddi araştırmalar var. En önemli sebeplerinden bir tanesi stres. Eğer toplumumuzda diyorum ki belki stres oranı fazlalaştı Türk toplumunda. Belki bu yüzden sedef hastalığı arttı diyoruz ama hakikaten böyle çevremize baktığımız zaman hele hele bir hekimseniz, hele de sedef hastalığıyla ilgileniyorsanız, bir otobüse binseniz, bir yere toplantıya gitseniz bir bakıyorsunuz ki çevrenizdekiler de illaki İşte banka müdüresinden tutun da yani sosyal hayatınızda tanıştığınız pek çok insanda çok yaygın bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi o kadar enteresan bir kısır döngü ki stresle artıyor dedik. Evet. Şimdi sedef hastalığı olunca yani elinizde kolunuzda veya yüzünüzde sedef olduğunda ister istemez bir stres artıyor. İnsan çünkü sıkılıyor, şey yapıyor. Bu kendi kendini tetikleyen ve giderek artan bir durum. Serkan Bey, sizin kaç senedir var bu hastalık? Şimdi yaklaşık 2 seneden beri bu hastalıkla mücadele ediyorum. İlk başlarda ben gen hastalığı olduğunu bilmiyordum sedef hastalığının. Ticaretle uğraşıyoruz. Malum stres içindeyiz. Ufak gözenekler halinde, beyaz noktalar halinde bizim parmak uçlarımıza çekti. Biz bunu normal hastanelere gittik. Alerjik bir şey gibi. Gittik. Doktorlarla konuştuğumuzda sedef hastası olduğumu ve ona göre ilaçlar, kortizonlu ilaçlar, mesela kortizonlu haplar, kremler, bunlarla tedavi yöntemine gittiler. Ve ben bunlarla başladım. Bunlarla hastalığımı daha çok ateşledim. Bir nevi arttırdım. Zaten fotoğraflarda da... Şimdi görüntülerimiz var. Serkan Bey'in görüntüleri var. Onları bir alalım lütfen. Gerçekten çok etkileyici. Evet. Özellikle mesela kollarında, yüzünde çok enteresan. Yani hakikaten insanı rahatsız edecek değil mi? Yani kendi çok kendine... Çok aşırı derecede. Evet, rahatsız edecek çok görüntüler vardı. Bu görüntüler için de hani özür diliyoruz. Çünkü sonuçta sağlık yapıyoruz. Bu görüntüleri görmek lazım ki hastalığın nasıl bir sıkıntı olduğunu anlamak lazım. Peki bu başladı önce parmak uçlarından, sonra yayıldı mı? Sonra şöyle ben kullanmış olduğum bu kortizonlu... Şimdi bakın, pardon, çok özür dilerim. Bu yüzünün görüntüsü var şuradan. Şimdi bakın, burada kol değil mi bu? Evet, geçmeyelim. Biraz yavaş gidelim lütfen. Şu kol görüntüsünü tekrar alalım. Şimdi ben şunu rica ediyorum. Bakın, bu bacağının görüntüsü. Evet. Bu sırtının görüntüsü. Hakikaten inanılmaz derecede yaygın, kıpkırmızı o parmak ucunda küçük küçük başlayan şeyler. Evet. Bir anda. Evet. Şimdi şurada bir duralım. Evet. Şimdi bir kolunuzu açar mısınız lütfen? Bu çok önemli. Çünkü şimdi bakın, aynı kolu şu anda ekrana bir alırsak şöyle, şu anda görüyoruz.
Hiçbir iz yok. Sadece benim gördüğüm çok küçük eski soluk lekeler kalmış cilt orada. Cilt altı, onlar tamamen cilt altı lekeleri. Onlar da ortalama hani tecrübemle söylüyorum onları. Yani 2 ay, 3 ay en fazla sizin bizim gibi gayet hastamız tam mükemmel sağlıklı bir cildi olacak yani. Evet, ne kadardır tedavide? Yaklaşık 3-4 aydır. 3-4 aydır. Tedavide evet. Evet. Özel kürler kullanıyor hastamız cildi. Peki tedaviyi konuşacağız birazdan. Evet. Şimdi şunu sorayım. Bunlar bu kadar yayılınca insan bir anda panikliyor mu? Kapatabilirsiniz konuyu. Şimdi yani çünkü ben olsam şimdi onu düşünüyorum. Ne oluyor bana derim. Yani bir anda sırtım, kolum, bacağım, hele ki hani konuyu da bilmeyen biri olarak, yani ticaretle uğraşıyorum dediniz. Bir sedef hastalığı bilmeniz gerekmiyor. Şimdi şöyle, insanlarla biz birebir irtibat halindeyiz. Yani yüzlerce kişiyle görüşüyoruz. Bu hastalık bende alevlendiği zaman, bu lezyonlarımın arttığı dönemlerde inanın o an işi bırakıp buradan İstanbul'dan bu şehirden çekip gitmeyi bile düşündüm. Yani sosyal yaşamdan kaçmak. Tamamen kaçmak. Çünkü bir ortama giriyorsunuz, insanlar aa ne oldu sana, nedir bu, işte sedef anlatıyorsunuz ve bunu onlarca, yüzlerce kişiye anlattığınız zaman bu sefer ister istemez daha çok psikolojik olarak etkileniyorsunuz. Etkileniyorsunuz. Yani sağ olun, ben öncelikle size de teşekkür etmek istiyorum. Doktor İlteber Bey'i tanımamda vesile oldunuz. Bizim eski programlardan siz tanıştınız değil mi? Sizin eski programlarınızdan. Evet, böyle de bir faydası oluyor programa. Aynen, aynen öyle. Biz de Mehmet İlteber Bey ile irtibata geçtik. Bizden fotoğraflarımızı istedi. Ondan sonra muayenesine gittik, kendisine göründük. Tamamen kullandığımız o kortizonlu ilaçları, hapları, kremleri hepsini kaldırdı. Çöp tenekesine atın dedi bunları. Bundan sonraki süreçte yalnız ben bütün sedef hastalarına şunu söylemek istiyorum. Bu hastalığın en büyük şeyi sabır. Yani bu tedavi... İnanç ve sabır herhalde, inanç değil mi? Sabır. Çünkü Mehmet İlteber Bey'in tedavisi sonuca giden bir tedavi. Artı 3 ay, 4 ay, yeri geliyor 5 ay vücuda göre, bağışıklık sistemine göre değişiyor. Onun için biz sabırla, inançla İlteber Bey'in tedavisine devam ettik. Sonuca da geldik. Sonuç aldık. Peki tedavi dediğim gibi konuşacağız ama sorular vardı, oradan alalım. Evet. Merhaba efendim. Benim kızımda 2 seneden beri beyaz lekeler oluyor. Krem sürüyoruz, geçmemekte. Acaba sedef hastalığına çevirebilir mi? Yani bunu yani mutlaka bir hekim gözüyle görmek lazım öncelikle o lekeleri. Yani başka hastalıklar da olabilir. Sedef hastası da olabilir ama yani bir hastalık çıkıp da daha sonradan sedef hastalığına dönüşmez. Beyaz yani, beyaz böyle yani lekeler. Yani vitiligoyu sanki tarif ediyorsunuz gibi ama tabii lezyonu görmek lazım. Yani pullanma var mı? Sedef hastalığının en büyük belirtilerinden bir tanesi ciltte sürekli her banyodan sonra oluşan pullanmalar. Hastamızda böyle bir şey var. Pullanma ve dökülme. Evet. Pullanma var mı? Hafif var, hafif. Ya yani hastayı bir görelim. En doğrusu hani böyle değil de hastayı gördükten sonra cevap vermek. Peki, peki teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Ben şunu sormak istiyorum. Demin bizim gördüğümüz görüntülerde kıpkırmızı kabarıklıklar vardı. Halbuki biz sedefin sedef olmasının sebebi sedef rengi sedef olmasıdır. Daha sık neden? Görülen... Yani bunlar farklı şeyler mi birbirinden? Hayır, sedefin görünme lezyonlar birbirinden farklılık gösterebilir. Kimisi kırmızı olabilir, kimisi püstüler olabilir. Ama dediğiniz gibi en çok %80 oranında görülen tipi sedef dediğimiz. Yani sedef renginde ciltte pullanma. Ama illaki bu pullanma tarzında olacak diye bir şartımız yok. Hastamızınki de kırmızı püstüler tip bir sedefti. Özellikle yüz bölgesinde tutmuştu ilk geldiğinde. Yani şimdi onlardan kurtulur. Peki bir görüntülerimiz daha olacak. Bunlar da daha beyaz, daha bildiğimiz sedef görüntüsünde. Psoriatik tip dedi. Evet, o görüntüleri de eğer ekranımıza alırsak onları üstüne de konuşalım. Şimdi bu sedefin özel bir testi var mı? Yani sedef hasta dediğinizde genetik mesela. Hani bunu genetik olarak mı belirliyorsunuz? Şimdi sedef hastalığında... Yoksa görünce tanı koyduk, tedavi ediyoruz sedef mu diyorsunuz? Sedef hastalığında yani genellikle... Klinik tanıyla konulur. Yani gözlemle konulur. Hasta doktor, hekim tecrübesiyle
sen hastasısın, sedef hastasısın derler. Çok özür dilerim. Görüntüler geldi ekranda. Şimdi bakın bunlar ense bölgesi karşıdan bakabilirsiniz. Aha. Evet. Saçların arasına da olduğu gibi girmiş. Bunlar bembeyaz. En yaygın görülen tipi diz, dirsek, saçlı deride gördüğümüz rahatsızlık. Tabii bu hasta 30-35 yıllık bir sedef hastası. Yaklaşık cildinde 1 santime yakın ilk geldiğinde kabuklanmaları görüyoruz. Çok kalın çok, kabukları tabii, var değil mi? Sadece burada değil tüm vücudunda. Hasta şöyle söylüyordu ilk geldiğinde. Hocam diyordu 30 yıldır belimi hissetmiyorum. Yani o kadar kalın bir kabuk tabakasından bahsediyoruz. Sanki üstünde başka bir tabaka var gibi belimi. Tabii tabii çok kalındı. Hiçbir tedaviye cevap vermeyen bir hasta. Devam edelim evet. Düşünün bir insanı 30 yıldır bu şekilde yaşıyordu. Daha sonra... Bakın bu kolu mesela. Tabii. Bu hakikaten çok enteresan. Yani sanki kireç dökülmüş gibi kalın, bembeyaz tabii. bir şey görüntü. Burada normalde sağlıklı bir insan cildi yaklaşık 28 günde kendini yenilerken bu hastamız zincilde belki günde 2 kez kendini yeniliyor. O yüzden aşırı cilt hücresi üretimi olduğu için de cilt aynen bu şekilde kalın, kabuk, su bir plak tarzında bir sedef rahatsızlığı. Evet. Çok ciddi yani bu şuradan karşı hastamızın, ekrandan bakabilirsiniz. Hastamızın gene kolu, öteki kolu. Gördüğünüz gibi hastamızın bütün vücudunu tutmuş. 30 yıldır burada bu hepsi var. Beyazı var, kırmızısı var. Aha. Neredeyse yara olmuş. Bir de bunların tabii hassasiyeti de oluyor değil mi? Yani bir yere çarptığınızda, ettiğinizde şimdi bu tabii, kırmızı olanların kanamaya meyillidir. Eğer kabukları kaldırırsanız kanamaya meyillidir sedef lezyonları. Gene hastamızın omuz bölgesi gördüğünüz gibi çok kalın bir yaklaşık 1 santimlik bir kabuk var. Düşünün hasta omzunu oynatmada bile cildinde farklı bir batıyor his. Değil mi? Yani çünkü şey gibi kabuk gibi hakikaten bambaşka bir cilt. Özellikle bunlar kaşıntılı. Peki sonrası olabilir. Var mıydı? Bunların tedavi sonrası görüntüleri de olacaktı. Onları alalım. O görüntüyü alalım. Şimdi hasta böyle var görüntüleri. Tabii de var. Tabii böyle bir hasta geldiğinde size siz ne yapıyorsunuz ilk olarak? Şimdi öncelikle doğru teşhis. Hastamızın sedef hastası olup olmadığına emin oluyoruz. Bir yandan da görüntülerimiz var ekranda. Bakın hiçbir şey kalmamış aşağı yukarı. O deminki bembeyaz şeylerden ve kıpkırmızı ve bembeyaz hepsi bir aradaydı. Devam ettirelim lütfen. Daha, bakın bu kolu. Evet bu cilt altı leke burada hastamızda. Yani cilt normale dönmüş. Yani öbüründe, tabii cilt, tamamen tedavi olmuş. Bu görüntü mesela bir ay sonra bu cilt altı leke de kendiliğinden ortadan kalkacak. Üstten aşağı doğru tabii, gidiyor yani. Ya şu anda bu ciltte hiçbir tane lezyon yok. Yani sadece bakın o sırt, bakın sırtı görüyoruz. Hafif, çok hafif bir pembelik kalmış. Bu da birkaç ayda kendini yeniliyor ve yok oluyor herhalde. Ya yani o pembelik sadece renk değişikliği. Yani burada hasta tamamen tedavi olmuş durumda. Düşünün 30 yıldır bir yeriniz yara olsa orayı tedavi ettiğinizde ilk başta orada onun bir lekesi kalıyor. Tabii. Ama yaklaşık az önce de söylediğim gibi 1-1,5 ay sonra bu lekeler tamamen ortadan kalkıyor. Burada hiç bir tane lezyon yok yani aslında şu anda bu hastamızda. Evet. Peki. Hasta şimdi ilk geldiğinde öncelikle hastalığını anlatıyoruz. Hastalığın aynen buradaki konuşmalara benzeyen bir konuşma yapıyoruz. Ailevi, anneden babadan geliyor. Dikkat etmesi gereken şeyleri anlatıyoruz. Bunlardan en önemlisi bu hastalık özellikle kış hastalığı. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani ne demek istedim? Temmuz, Ağustos ayında mesela bize gelen hasta sayısında %90 oranında azalma olur. Neden? Havada %99 nem var, güneş var, deniz var. Daha hastalar daha az stresli değil mi? Hastalık yaz aylarında nemden dolayı cilt demli olduğu için kendiliğinden remisyona giriyor. Kendiliğinden pek çok hastada eğer bu tarz hastaları söylemiyorum ama eğer hafif cildin hemen en üst yüzey tabakasında psoriyazis yani kabuklanma pullanma varsa onları kendiliğinden kurtuluyor hastaları. Ama ne zaman havalar soğudu, havadaki nem oranı %90'dan %40'lara düştü. O zaman değil mi cildimiz kuruduğu zaman kışın biz terlemiyoruz da terlemediğimiz gibi gidiyoruz kaloriferin yanında oturuyoruz değil mi? Cilt bütün rutubetini nemini kaybediyor bütün suyunu. Bütün rutubetini nemini kaybettiği zaman sedef tetikleniyor. Yani cildin bazal lamina dediğimiz tabakası nem oranı düştüğünde cildimiz sedef hücrelerini üretmeye başlıyor. İkinci önemli olay sedef en çok darbe alan
cildin bazal laminasının darbe aldığı. Onun için bu dirseklerde çok olursa da. Diz, dirsek, ön kol, alt bacak, saçlı dere. Mesela saçlı derede özellikle hastaya sert taraklarla saçını taramamasını tavsiye ediyoruz. Yani tedavi genel koruyucu koşulları anlatıyorsun. Bir telefonumuz var, müsaade eder misiniz? Bu ama şöyle söyleyeyim, hastalığın %80'ini lezyonların çıkmasını engelleyici diyet tedavisinden de stresten uzak durmaktan da daha önemli bir yöntem. Aslında çok vurgulanmayan ama çok önemli bir konu. Yani bu. Bence en önemli hastaya birinci anlatılması gereken şey bu. Peki, bir telefonumuz var. Rabia Hanım telefonda bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ediyorum. Sizleri gördüm. Doktor Bey'i gördüm. Çok daha iyi oldum. Ve önce sizin programınıza katılan Doktor Bey'e teşekkür etme fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Tekrar. Buyurun, sorunuz mu vardı? Benim sorum yoktu. Sadece bu programı izledik. Sizin programınızı izledik. 1,5-2 yıl kadar önce. Öyle mi? Sizin programınızdan ötürü benim yeğenim Adana'da yaşıyor. Ben İstanbul'dayım. O kendisi bizim iç acımızdı. Onu gördükçe ağlardık. Bütün vücudu sedefti. Ve benim onu İstanbul'da götürmediğim hiçbir yer kalmadı. Birçok doktorlara gittik. Birçok ilaçlar kullandık. Ama hepsi yüzeysel. Bir müddet geçiriyordu. Sonra tekrar çıkıyordu ortaya. Ve sizin bu programınızdan sonra Adana'da bunu izleyen yeğenim bana telefon açarak böyle bir yer olduğunu, Aytuğ Bey'in telefonun programında gördüğünü bana söyledi. Ben hiç inanmayarak ama inanın. Çünkü tekrar tekrar gitmekten bıkmıştınız herhalde, doğru. Kesinlikle ve ben yani hiç inanmayarak, başka bir kelime bulamıyorum buna. Gittiğim bu merkezde Doktor Bey'in sadece verdiği kürü kullanarak yeğenimiz, ama bunu çok ciddi anlamda uyguladı. Çünkü çok bıkmıştı. O da mahvolmuştu. Bizler de onu gördükçe mahvoluyordu. İnanın şimdi bir mucize yaşandı. Resmen mucize yaşandı benim yeğenimde. Çok mutluyuz. Hem size hem de programınıza katılan Doktor Bey'e binlerce kez teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Rabia Hanım, çok biz de teşekkür ediyoruz. Hem programa katıldığınız için hem de sağ olun. Hakikaten çok duygulandım. Böyle bir şey vesile olmuşuz. Çünkü insanların hayatı değişiyor dediğiniz gibi. Yani inanın, çok da güzel ifade ediyorsunuz. İnanın eşinden bile sıkılıyordu, utanıyordu. Bu kadar söyleyeyim size. Evet, evet. Biz peki. Bu kadar üzülüyorduk. Keşke böyle bir imkanım olsa da onu getirebilsem programınıza, onu çıkarabilsem. Adana'dan onu çağırsam buralara. Şimdi bugün çok tesadüf oldu. Evet. Ben çok mutlu oldum ve teşekkür etmek istedim. Sağ olun efendim. Biz de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Allah razı olsun. Yaptığımız tek iş sadece çok ciddi anlamda Doktor Bey'in bize verdiği kürü kullanmak oldu. Peki efendim. Rabia Hanım, çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ben teşekkür yerinize ederim. Yerinize de çok sevgilerimizi iletiyoruz. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun. İnşallah bir daha program yaparsak Adana'dan getirelim hanımefendiyi de görelim. Sesinden Rabia Hanım'ın insan çaresizliği, sonra umudu buluşunu, sonraki mutluluğu, eşinden bile utanıyor, sıkılıyordu. Haklı yani, insan içine çıkmak, siz çok güzel söylediniz Serkan Bey. Evet. Peki az vaktimiz kaldı. Tedavi nedir? Ne yapılıyor tedavide? Şimdi tedavide öncelikle kortizonlu ilaçları bıraktırtıyoruz hastaya. Bırakmalarına daha doğrusu tavsiye ediyoruz. Kendi hazırladığımız özel bir takım kürlerimiz var. Hasta cilt tipine göre hastaya uygulamış olduğumuz normal yardımcı tedavilerle beraber katran mesela, kükürt, zaten hani sedef hastalığının tedavisinde kullanılan ama unutulmuş olan maddeler. Bunlarla alakalı kürler hazırlıyoruz. Gene özel bol yüksek mineralli özel bir kürümüz daha var. Ya bir solüsyon bu aslında, değil mi? Şöyle söyleyelim, kürleri değişik tiplerde hastaya uygulayabiliriz yani. Ya hasta bizim yerimize gelir, direkt olarak uygulayabiliyoruz. Veya sabunların içine, kremlerin içine, şampuanın içine koyup uygulayabiliyoruz.
Hakikaten şunu söylemek istiyorum. Hani şu ana kadar belki kendi sayfalarımızda hani 500'ün üzerinde hasta fotoğrafı yayınladık. Herkes de aynı sonuç. Hani eğer hasta hakikaten geliyor, randevusuna sağlıklı olarak gelip tedavisine devam ediyorsa hani başarısız olduğumuz hasta yok gibi yani. Serkan Bey'in dediği gibi sabırla ve inatla onu yapması biz... Şimdi sedef hastalarının en büyük özelliği şudur, inatsız olmaları. Çünkü her gittiği yerde ya sen bununla yaşamaya alışacaksın deniliyor. Evet. Biz öyle bir şey demiyoruz hiçbir hastamıza. Peki yani. Biz Doktor Mehmet İltever Bahadır'a ve Serkan Öztürk'e çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm ben sedef hastaları bundan kurtulsun istiyoruz efendim. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür Şimdi, ederim. Yüz estetiğini konuşacağız ama özellikle yüzde liposuction ne iş yapar? Gelin az sonrasını izleyelim. Liposuction nasıl uygulanır? Yüz ve gıdı bölgesine liposuction yapılabilir mi? Liposuction yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Leyla Arvas, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, yüz estetiği konuşuyoruz. Yüz estetiği ama yüzde liposuction dedik. Yüzle ilgili, estetikle ilgili, liposuction'la ilgili sorularınız varsa lütfen 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşın. Ya da e-maillerinizi atın günün 24 saati doktoraytu@tv360.com.tr'ye. Konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Leyla Arvas. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bakıyorum, biliyorsunuz ben böyle estetikle uğraşanlara gelince hemen bakıyorum. Leyla Hanım da cilt pırıl pırıl, gayet gergin, her şey yerinde. Siz kendinize de uyguluyor musunuz yapıyorum bir şeyler? Yapıyorum tabii. Küçük küçük aynada. Büyük şeyler yapamıyoruz kendimize. Yani hani siz altında yapamıyorsunuz ama küçük uygulama yapıyorsunuz. Peki hemen konuya girelim. Çünkü konumuz çok geniş. Yüz estetiğini konuşacağız ama ben bu yüzdeki liposuction'ı merak ettim. Çünkü liposuction bizim bildiğimiz insanların belinden yağ alınırdı. Şimdi aynen nasıl öyle. Yüze uygulanıyor? Şimdi aslında teknoloji gelişti. Birazcık teknolojiyi kullanıyoruz. Normalde klasik liposuction da yapılabiliyor. Hani yüzün alt kısmına. Fakat hani teknolojiyle beraber komplikasyon riski çok düştü. O yüzden hani hep tavsiyemiz bu yönde. Hani bu, geliştikçe bu yöntemleri uyguladıkça hastalar da daha memnun oluyorlar. Çünkü daha hızlı iyileşiyorlar. Ödem daha hızlı çözülüyor. O yüzden eskiden bu yuvarlak yüz işte hani ne yapılabilir, gıdıya yapılıyor, yüze pek bir şey yapılamıyor. Şimdi şu hani bizim bir kontür vardır yüzümüzde çıkan. Bu kontürün altından itibaren elmacık kemiklerin altından. Aynen öyle. Hani yuvarlak yüzü kalp şeklinde bir yüz şu anki artık yeni trend herkes biliyor. Kalp şeklinde yüzümüz yüz kalp şeklinde mi oluyormuş? Kalp şeklinde olsun diye istiyoruz. Yani elmacık kemikleri olabildiği kadar daha belirgin, aşağıya doğru incelen, çeneye doğru uzayan bir yüz. Yani olabildiği kadar yan tarafların birazcık daha düzenli. Dar ve ince aynen olması. Aynen öyle. Dar ve ince olması. Peki görüntümüz var. Yüz görüntüsü vardı. Onu bir alalım o yüz görüntüsünde. Yapılmadan önce ve sonrası var. Hakikaten yüze yapılan liposuction ama bu özel bir aletle yapılıyor herhalde. Çünkü bizim liposuction bildiğimiz kaba bir şeydir. Yani öyle ince aynen. Bir işlem bir değildi. Kanüller çok ince oldu. Artık hani istediğimiz incelikte yapabiliyoruz. Böyle 0,1-0,2 milimlerde yapabiliyoruz. Evet. Görüntüyü görüyorsunuz şu anda. Yandan hem evet. Yüzde hem gıdıda çok bol miktarda aynen öyle. 40 yaş üstü bir hasta. Bu. Evet. Ve hani özellikle elmacık kemiklerin altından itibaren başlayan gıdıya kadar uzanan bir alanda. Bu hastada laser liposuction uygulandı. Laser devam dediğimiz edelim. Şey bir ultrasonik liposuction cihazı aslında. Ne yapıyor? Yağları oradaki yağları eritiyor. Bu aynı hasta mı? Aynı hasta. Şaka yani yapıyorsun. Şu çene kontürünün ne kadar hani ortaya çıkması bizim istediğimiz şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani çene kontürü çıkmış ama bu hasta kaç yaş gençleşmiş ya? Yani deminki resimde sanki böyle siz 40 üstü dediniz ama böyle 50 küsur 60'lı yaşlar gibi duruyordu. Şimdi aynen 30'lu öyle. Yaşlara inmiş. Aynen öyle. Yani özellikle boyun hattı. Daha sonrasında yani aslında 40 yaş üstü de uyguladığımız bir yöntem. Bu 50'li yaşlarda da cilt sarkabiliyor çünkü gevşek olduğu zaman. O zaman da radyo frekans uyguluyoruz bu hastalara. Hani belki bilinen yöntemler yıllardır kullanılan bir tanesi işte termaj diyebiliriz. Radyo frekansın uygulandığı herhangi bir yöntem olabilir. Bunlar işte bağ dokuyu ısıtan, elastin kolajen liflerini ısıtan yöntemler. O yüzden daha hızlı adapte olmasını yardım ediyor. Vaser aynı zamanda ısıtıyor hem yağları eritiyor hem de ısıtarak o kolajen dokuları. O bölgede bağ dokuya, yağ hücreleri haricinde damarlara ve sinirlere zarar vermiyor. Dolayısıyla daha hızlı iyileşiyor. Şimdi lazer, İngilizce'de laser, lazer, laser. Bu da vaser mı? Vaser bu da. Bu da bir şeyin kısaltılması.
kısaltılmış aslında. Vibrasyon amplified diye geçiyor. Yani vibrasyon titreşimli bir ultrasonik bir akım veriyor oraya ve aslında hücreler parçalanıyor ama daha küçük parçalara ayrılıyor. Yani aslında o yağları biz tekrardan kullanabiliyoruz. Yani o yağlar eriyen kötü yağlar değil. Yani ölmüş hücreler değil demek istiyorum. Yani o aldığınız yağları da kullanabiliyorsunuz. Tekrar bir görüntümüz var. Bu önden gözüküyor. Devam edelim görüntüye. Gene gerçekten yaş ileri gözüküyor ve ya hakikaten çok gençleştirmiş. Aynen öyle. Yani yan yana gördüğümüz zaman aslında daha çok fark ediliyor. Hani öncesi ve sonrasını yan yana hep aynı şekilde biz koyuyoruz. Biz burada veremiyoruz maalesef. Televizyonda yasak. Onun için onları yapamıyoruz. Aynen öyle. Evet. O zaman daha hızlıca anlaşılabiliyor. Ve çok kısa sürede iyileşiyor. Yani biz bunu uyguluyoruz. Hani çok minimal, invaziv bir yöntem. Lokal anesteziyle yapılan bir yöntem. Sadece çene altı. Ha bu anestezi de vermiyorsunuz. Vermiyoruz. Yani sadece lokal anesteziyle yapılabilen bir işlem. Yani ama hani sedasyon dediğimiz çok böyle ağır eşiği hani düşük hastalarda yapılabilecek bir şey, böyle hani uykuyla uyanıklık arasında, ama lokal anesteziyle yapılan, kısa süren, maksimum 1 saat 2 saat alabilecek bir işlem. Sonrasında çok minik bir baskı uyguluyoruz boyun bölgesine, hani çok hızlı adapte olsun çünkü o arası boşalıyor. Yani cilt ve kas arasındaki, o platizm arasındaki çok ince bir kas dokusu var. Onun arasındaki doku boşaldığı için orasını sıkı tutsun diye bir gecelik bir bandajımız var. Sonra 5 gün boyunca çok ince bir tabaka halinde şeffaf bir bant koyuyoruz. Hani fularla kapatabiliyor, işine gidebiliyor. Yani bu çok konforlu, avantajlı. Morluk hiç görünmüyor neredeyse. Çok beyaz tenli ve hani buna böyle çok açık değilse eğer. Oldukça konforlu bir, aslında minimal invaziv bir yöntem diyebilirim aslında, ameliyat tarzı, evet, bir şey yani ama. Çünkü gerçekten şimdi bir yüz ameliyatı ne olursa olsun bir takım morlukları, şişmeleri, ödemleri, yani bir süre insanın sosyal hayatını durduracak bir işlem ama burada anladığım kadarıyla bu daha bir günde süre toparlanacak. Hadi bir olmadı bir hafta sonu. Aynen, eğer hafta sonu gibi 5 gün boyunca onu hani evet o şeyi kullanıyor, bandajı kullanıyor. Ama 5 gün sonra hani sadece gece kullanın diyorum ben. Çünkü kimse işinden geri kalmak istemiyor. Dikiş koymuyoruz. Hani çok minik zaten kulağın önünden ve çenenin altından 3 tane giriş alanımız var. Çok minik, işte 0,1 santim gibi, 1 milim kadar, 2 milim kadar maksimum genişlikte kesiler bunlar. Çok hızlı iyileşiyor zaten. O yüzden oldukça konforlu. Sertleşmeler oluyor tabii burada. Masaj öneriyoruz sonrasında ya da radyo frekansla masajlar öneriyoruz. Yapıyoruz bunları da kliniğimizde. Gayet de başarılı oluyor sonuçta. Peki şimdi bu ekranda gördüğümüz görüntüde eğer bakarsanız evet, işlem sonrası görüntü yine evet, bu. Sadece bu laser mı var? Sadece bunda? Laser var. Başka hiçbir şey yok. Şey yani yok. Yüzüne müzüne dolgu, botoks, şu yapmadınız şey yani. Hiçbir şey yok. Sadece vallahi laser, liposakşın. Çok etkili yani, gerçekten evet, çok etkili. Bir kere hanımefendinin boynu ortaya çıkmış. Aynen öyle. Bir de çene izi ortaya çıkmış ki kesinlikle, bu bir anda çok gençleştiriyor insanı. Bunu gösteriyorum hastalara bazen. Şöyle söylüyorlar, hani sanki ablası ve kardeşi gibi duruyor. Yani iki farklı yaşta insan siz gibi çok duruyor. Siz çok iyi davrandınız. Bu anne kız bile olabilir yani valla. Bir sorumuz var, hemen oradan alalım. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Benim oğlum sürekli spor yapıyor ama bel bölgesinde az miktarda da olsa yağlanma var. Bu işlem ona da uygulanabiliyor mu? Kesinlikle. Zaten asıl çıkış noktası bu. Yani bu soruyu ben soracaktım. Bir dakika ya. Ya benim sorum o. Hayır. Vallahi çok güzel soru sordunuz. Süper. Çünkü insanın hakikaten ne kadar, çok teşekkür ederiz. Buyurun. İnsan ne kadar spor yaparsa yapsın, evet, hele ki belirli bir yaştan sonra bazı bölgelerde o yağlar gitmiyor. Kesinlikle. Vücuda uygulanıyor mu hakikaten bu? Kesinlikle. Asıl çıkış noktası zaten vücut. Sonradan yüze ekleniyor. Çünkü yüzde çok fazla sinir vesaire, damarlar yoğun bir şekilde var biliyorsunuz. Zarar vermediği anlaşıldıktan sonra çok yüzeyel alanda uygulanmaya başlıyor. Vücutta oldukça konforlu. Yani vücut alanında, bel çevresinde, erkeklerde özellikle göbek bel çevresi, bizim low handle dediğimiz bel çevresi özellikle hiç gitmeyen bir alan. Daha da ilerisi artık high definition dediğimiz bir hani olay var. Nedir? İşte bu six pack'leri ortaya çıkarma. Karın kasları. Karın kaslarını, sadece onun da değil, bacak, kol, işte göğüs kaslarını, onları ortaya çıkarabilecek bir sistemde, teknikle de uygulanıyor yine bu cihazla. Şu karın kası görüntüleri var. Onları bir alır mısınız lütfen ekrana? Onları bir görelim. Ben sabahleyin gördüm. Dedim ki onun için benim sorum dedim. Ben bunları gördüm. Ben dedim ki bu yaz Leyla Hanım'da alacağız soluğu galiba. Çünkü başka çaresi yok. Bu görüntü çok etkileyici bir görüntü. Şimdi evet, ekrana gelecek. Şimdi
Genelde evet. Bizim hep böyle spor yapan ama bir türlü ne olursa olsun, hani ne kadar spor yaparsa yapsın işte göbeğimde azıcık böyle bir var ya da kenarlarda azıcık var ya da işte mesela çok spor yapıyorum, göğüs kaslarımı çalıştırıyorum. Çok özür dilerim ama bu görüntü, çok özür dilerim, buradan devam edeceğiz. Bu görüntü pek spor yapan birine benzemiyor. Hiç spor yapmıyor normalde, hayatı boyunca yapmamış ve ama bundan sonra yapacağım dedi, ne kadar yaptı o tartışılır. Peki sonrasını görelim. Şimdi Wazer sonrasını görüyoruz efendim, bir ekrana geliyor. Bakar mısınız? High definition diyoruz buna. Yani daha çok gölgelerde 4 boyutlu liposuction gibi diyoruz artık. 3 boyutu geçtik. Gölgelerle beraber. Yani o değişik bir teknik aslında. Ben daha... 30 senedir çalışıyorum, böyle olmadı valla. Çok hayranlıkla bakıyorum yani. Yani çalıştığı zaman daha da güzel oluyor tabii. Daha fazla çıkıyor. Yani yağ dokusunu şekillendirme değil aslında bu. Yani bir öyle de görünse değil. Yani biz yağlarla oraya kas yapmıyoruz aslında. Sadece alttaki o genç bir hasta tabii bu bir yandan da. Yani 20'li yaşlarda bir hasta. O alttaki kas dokusunu ortaya çıkarabilecek şekil veriyoruz ona. Yani yağdan yapılmış orada hani yani sallanan bir doku şey yok değil. Orada. Yani gerçek kas dokusu. Kendi bu. Kas dokusu ama hani onu ortaya çıkaracak teknikle liposuction yapıyoruz. Yani yağları alıyoruz. Belli yerlere yağ veriyoruz. Mesela özellikle pektoral dediğimiz göğüs kaslarının altındaki o hani onu daha çok ön plana çıkaracak ve bir alana yağ da verebiliyoruz. Yani yağ transferi yapıyoruz. Şimdi de hanımları çok ilgilendirecek bir görüntü var ekranda. Evet. Kol sarkması. Çünkü ben biliyorum bir sürü kadın şöyle yapmak istemiyor. Şöyle kolunu açmak istemiyor. Evet. Bir şey işaret ederken böyle işaret ediyor. Bak gösteriyor izleyicilerimiz hepsine. Herkeste mi var? Tuzluk sallamayın diyorlar. Evet, herkes kolunu gösteriyor. Yani gerçekten şey. Şimdi peki yapılmış halinde bir görelim ve aradaki ki bu genç bir hasta. Yani böyle genç bir yaşı hasta. Da şey olan değil, cildinin aynen görüntüsünden öyle. Anlaşılıyor. Cilt daha tabii cilt kaliteli olduğu zaman esnekliği çok fazla hani gergin olduğu zaman gergin olması tercih ediliyor. O zaman gerçekten daha iyi sonuçlar verebiliyor. Şimdi bakın dümdüz olmuş orası, evet. Olduğu gibi gitmiş. Sıkılaşma da yapabiliyor. Yani bu cihazla yaptığımız zaman daha yüzeyel liposuction'larda. Peki cilt ne oluyor? Hadi diyelim o yağı aldınız, cilt hemen kendini toparlıyor mu yukarıya? Şöyle klasik liposuction'da hep o bağ dokuları biz kopartırız normalde, evet. Yaparken. Ama bu cihaz bağ dokuya zarar vermiyor. Sinirlere ve damarlara zarar vermiyor. Sadece yağ boşaltıyoruz. Onu da belli seviyelerde, yağın belli bir aralıkları vardır. Onu boşaltıyoruz. Ama bağ doku hasarlı olmadığı için hafif de ısınıyor cihazın etkisiyle. Kendi kendine daha hızlı toparlıyor. Yani kısalıyor aslında. Yani aslında diğer işlemlerde dokunun kendi yapısı yani bozuluyor. Binanın temeli biraz bozuluyor. Bunda olmuyor. Bunda bozulmuyor. Aynen yani şöyle dik kas ve şey arasında yağ doku. Sütunlar gibi sütunlar aynen var. Aynen öyle. Bu bağ doku hiç zarar görmüyor ve boyut yavaş yavaş kısalmaya ve ciltte kasa yapışmaya başlıyor. Olay bu aslında, evet. Birazcık. Bir sorumuz daha var. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben vücuta uygulanan yöntemle yüze uygulanan yöntem aynı mı değişik mi? Yöntem aynı fakat kullandığımız şöyle söyleyeyim, mesela başlıklar var, kanüller var, bunlar farklı. Yüze uyguladığımız kanüller birazcık daha ince, biraz daha hassas. Vücuda uyguladıklarımız biraz daha uzun, birazcık daha kalın ama çok da kalın değil. Yani aralarında 1 milim kadar fark var. Yani i̇şte göz görünmeyecek kadar fark var. Siz, evet. Bunlar ince metal çubuklarla giriyorlar ve içeride işlem aynen. Yapıp onları tabii çıkıyor. Tabii yüz daha hassas bir bölge. O yüzden daha hassas. Enerji olarak da daha hassas, daha az enerji kullanıyoruz. Ama vücut tabii daha büyük bir alan. O yüzden daha yüksek enerji kullanıyoruz. Değişiyor yani yüzler. Evet. Teşekkür evet. Ederim biz hocam. Biz teşekkür ederiz sorunuz için. Efendim şimdi tabii siz yüz estetiğinde de bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Evet. Ama ben şimdi buradan izleyicilerimize, özellikle stüdyo konuklarımıza çok güzel bir haber vereceğim. Şimdi biz Leyla Hanım'la programa gelmeden önce konuştuk ve o bize dedi ki bir sürpriz yapalım. Bir izleyicimizle yapılabilecek şeyleri yapalım. Parmaklar kalktı bile ama biz... Evet ben herkes gösterirseniz izleyicilerimizi göreceğiz. Herkes elini kaldırıyor ben diyor ama biz çok özür dileriz. Şimdilik bu haftanın talihlisini seçtik aramızda. Değil mi? Evet. Evet. Tülin Hanım'ı böyle alabilir miyiz? Şu mikrofonu da alın Tülin Hanım. Evet buyurun 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 buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Şöyle mikrofonunuzu yukarıya doğru tutun. Yaşınızı sorabilir miyim? 48. 48 yaşındasınız. Evet. Peki. Ne derden şikayetçisiniz? Bize bir söyleyin bakalım. Çok şimdi şeyden bakın, pardon, hocam. Çok özür dilerim. İlk defa konuşuyoruz. Bütün izleyicilerimize söyleyeyim. Biz sadece görüntü olarak Leyla Hanım'la seçtik ama önümüzdeki haftalarda bu iş devam edecek.
sıra size de gelebilir. Bize başvurun ya da stüdyoya gelin, hepinize sıra gelebilir. Evet, siz dinliyoruz. Ya, şuralarımdan şikayetçiyim. Şuralarımdan, gözlerimden, yani kaşlarım biraz düşük. Evet. Kalsa ayaklarım var ama daha çok buralarımdan. Evet. Gerçekten. Dududan, şimdi evet. İnsana en çok yaşlı gösteren alanlar aslında göz çevresi ve çene kontürü. Ben alayım mikrofonunuzu ki yüzünüzü daha şöyle iyi görelim. Şimdi, evet. Yani olduğundan hani 48 yaşından belki daha da hani fazla görünüyor ama bunu daha da aşağı çekme şansımız var. Bir kere çene kontürünü daha hızlı o fotoğraflarda gördüğümüz gibi ortaya koyma şansımız var. İşte bu gıdı bölgesindeki mesela cildi birazcık daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Çene kontürünü oturtmamız gerekiyor. Ciltte lekeler var. Bunlar evet. Aslında tedavilerimiz var fakat yaza girdiğimiz için yazın bu tedaviyi çoğalıyor. Aynen evet. Korumanız gerekiyor güneşten. Yani onu belki Kasım'dan sonra yatmak gerekebilir. Göz çevresine yapılabilecek bir sürü işlem var. Gözü hani kaldırdığımız zaman dedim ya göz ve çene kontürüdür asıl olayı bozan. Buralara yapılacak işlemler var. Dudak çevresine yine evet. Şuradaki bu barkod çizgileri diyoruz bunlara. Bir şey soracağım. beyaz tenli olduğu için mi Tülin Hanım'ın çizgileri oldukça derin çizgiler var. Ben şimdi bakıyorum. Ha, mesela hem göz kenarında evet. Ama siz çok gülen bir insan mısınız? Evet. Neşeli bir insansınız evet. Galiba değil mi? Çünkü gülme çizgileri çok. Yani evet. Hem göz kenarlarında hem şu dudak kenarlarında çok var çizgileri. Aynen öyle. Bir de çok hassas bir cildim var. Hafif dokunsam bile kızarıyor. Evet, hassas cilt, kuru cilt aslında nemli ve şey görünüyor, yağlı görünüyor. Fakat özellikle dudak çevresi barkod çizgileri erken oluşmuş bile hatta. Yenilemek gerekiyor cildi. Yani hani göz çevresi daha kolay belki ama şu barkod çizgileri dediğimiz alan birazcık daha zor bir alan. Orası düzelebilir ama. Peki şimdi o zaman hazır madem yüz estetiği konuşuyoruz. Mankenimiz burada değil mi? Neler yapmayı planlarsınız? Tabii siz daha çok şeyler daha inceledikçe yaparsınız ama evet, ilk etapta ne yaparız bir mesela? Kere hani benim ilk gördüğüm şey yüz işte yuvarlak dedik ya hani kalp şeklinde yapalım diye. Bir kere şu alt kısım yani şu şey çok güzel elmacık kemikleri çok güzel mesela. Şu alttan itibaren boyuna kadar olan alanda bir hani liposuction yapmak gerekir. Fakat cilt birazcık gevşek o yüzden mutlaka belki termaj belki radyo frekansını uygulayacağımız birkaç seansla ya da radyo frekans sadece o sıkılaştırır, elastin liflerini sıkılaştırıp o cildi birazcık toparlayacak. Çeneye belki çok minik bir hani uzatma gibi dolguyla veya yağ ile buradan çıkardıklarımızı kullanabiliriz. Birazcık daha yüzünüzü uzatabilir. Hani yuvarlaklıktan işte o kalp evet. Şekline geçebiliriz. Göz çevresinde gördüğüm şey var hani şunu kaldırmak mesela çok ciddi anlamda onu rahatlatacaktır. Göz çevresine uygulayacağımız yine minimal invaziv işte termajlı radyo frekans da olabilir ya da cerrahi işlemler hangisini hastamız tercih ederse ona göre daha uygun bir şekilde yapabiliriz. Peki bir şey söyleyeyim, evli misiniz? Hayır. Değilsiniz. Yani oo, güzel. Tamam. O zaman iyi. Tamam. Değişikten sonra mutlaka evlenirim. tamam. Bu konuda kısmet açılır inşallah. Biz size hayırlı da bir iş yapmış olacağız. Evet, niye sordum? Çünkü bu değişiklikler hakikaten çok güzel şeyler ama biraz da insanı değiştiriyor. Yani eşler mutlaka, de bu konuda evet. Her zaman çok da istekli ve niyetli olmuyorlar. Yani benim eşim çok güzelleşsin istemiyorum diyorlar ama siz şimdi bu durumda o zaman mutlaka bunu yapmamıza. Evet, vallahi çok doğru seçim yapmışız evet, galiba değil mi? Evet. Çok istediğim bir şeydi. Siz de istiyor musunuz? Evet çok istiyordum. Peki bir de soralım bakalım bunlar ne kadar zamanda olacak? Biz sonucu ne zaman görebileceğiz? Şimdi şu liposuction işi normalde bir hafta ama ödemlerin çözülmesiyle beraber hani tüm işlemlerde belki de hani iki hafta sonra görmek daha doğru olur şu kısmı ve göz çevresini. Fakat cildin mesela soyulması gerekiyor ama şu an çok uygun bir zaman değil yazın mesela. Onu Ekim'den sonra yapmayı tercih ederim. Hani o lekeler sizi rahatsız ediyor diye söylediğiniz için söylüyorum. Ama diğer geri kalan işlemler iki hafta sonra görünecektir diye düşünüyorum. O zaman Tülin Hanım biz sizi Leyla Hanım'a emanet edelim. İki hafta sonra çok farklı bir şekilde sizi bambaşka bir Tülin Hanım evet. Olarak şunu da vereyim evet. Size burada görelim. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür hadi bakalım geçmiş hocam. Olsun diyoruz. Sizi görüşmek böyle alıyoruz üzere. Alkışlarla. Evet. Ben böyle uğurluyorum çünkü burada hep bu setlerde bir basamak oluyor ve o basamak hiç gözükmüyor ışıklardan. Herkes oradan bir gidecek evet, gibi. Gerçekten. Peki tehlikeli. Bir kere her şeyden önce çok teşekkür ederiz. Teşekkür yani hakikaten ederim. Böyle bir şey üstlendiniz. Biz de belki hayırlı bir iş yapmış olacağız. Tülin Hanım'ın kısmetini de biraz açalım bakalım. Ama şimdi bu işlemde iki hafta sonra sonuç geliyor dediniz. Şimdi bir sürü işlemde şöyle bir şey var. Diyor ki hep bize gelenler biz yapıyoruz iki hafta sonra görürüz ama
esas 3 ay sonra, esas 6 ay sonra. Evet. Nedir bunun süresi, oturma süresi? Aslında bütün cerrahi işlemlerde biz 1 ay diyoruz ama 1 ayda bile hani %80 çok büyük ameliyatlar. Karın germe, işte meme toparlama, burun ameliyatları 1 ay sonra %80'i görüyoruz ama o %20 o kadar önemli oluyor ki sonradan. Onun oturması 6 ay veya 1. yılı buluyor. Ama daha küçük işlemler mesela 15 gün diye söylüyoruz ama mesela cildin toparlaması o radyo frekansların devam ettiği sürece muhtemelen birkaç ayı alacaktır. Ama o %80'i bile göreceğiz ya o mutlu ediyor insanları, evet, rahatlatıyor. Şimdi son bir dakikanın içindeyiz. Galiba artık sizin işiniz böyle şey oldu. Ben ona benzetiyorum. Renkli bir tuvale olan, yani elinde bir sürü bir palet var, bir sürü renkler var ve siz istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Ya yani çok fazla elinizde seçenek var, tedavi seçeneği. Seçenek var fakat kime neyi uygulayacağımız çok önemli. İndikasyon koymak çok önemli. Yani bir seçeneği, bir şeyi seçip de onu birine uyguladığımız zaman çok abartılı uygulamalar var, onları görüyoruz mesela. Ya da uygun olmayan bir hasta var. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Kime ne uygulayacağımız, cilt tipi nasıl olmalı. Yani seçenek çok. Ama uygularken de buna çok dikkat etmek gerekiyor. Burada da bilgi, tecrübe çok önemli. Operatör Doktor Leyla Arvas, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün gördüğünüz gibi hem estetiği hem sağlığı konuştuk ama hakikaten bugün beni çok duygulandıran şey şu oldu. Gelen telefonlar, hastalarımız bizim programları seyredip kendilerine şifa bulmuşlar. Bizim programımızın amacı insanlara bilgiyi ulaştırmak, onların da bilgiye ulaşmasına yardımcı olmak. Tek yaptığımız buradaki bilgiyi veren uzmanları size ayna tutmak oluyor. Bunu yaptığımız zaman da gerçekten çok mutlu oluyoruz. Yarın 360 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.